Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 26 Aralık 2023 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Süper Lig'de hafta dün oynanan 4 karşılaşmayla birlikte sona erdi. Beşiktaş Hatayspor deplasmanındaydı. Mersin'de oynanan maçta siyah beyazlar 2-1'lik galibiyete ulaştı ve sezonunda herhalde kendi taraftarları adına en keyifli karşılaşmalarından birisiydi. İlk yarıda Semih Kılıçsoy'un golüyle Beşiktaş öne geçmeyi başardı. İkinci yarının başında bu sezonun Beşiktaş adına en golcü ismi haline gelen Colin'in golü farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde biraz geri çekilse de Beşiktaş pozisyonlarda buldu rakip kalede ama bir hata sonucu, aslında hata da demekti, şanssızlık, Amartey'e çarpan top Hodžić'in önünde kaldı. Onun attığı golle son bölümde Hatayspor umutlandı. Ama Beşiktaş kalesini iyi savundu. Hatta son dakikalarda Mert Günok'un kritik bir kurtarışı vardı Gulam'ın frikiğinde. Ve Beşiktaş bu sayede 3 puana ulaştı. Serdar Topraktepe takımın başındaydı. Farklı bir kurguyla, farklı oyuncu tercihleriyle takımını sahaya sürdü. Amartey bu sefer stoper değil, orta sahada görev aldı. Zaynutinov Kolye stoperde eşlik etti. İleri uçta Cenk yerine Muleka vardı. Raşitsa 11'e döndü. Semih Kılıçsoy 11'deki yerini korudu ve böyle bir kadroyla Beşiktaş dediğim gibi sezonun en iyi performanslarından birisine imza attı. Tabii konuşulacak çok şey var, formasından işte Jetson Fernandez'in takımla birlikte seyahatine, futbolcu performansları bireysel. Neyi farklı yaptı dün Beşiktaş, neden bu kadar iyi gözüktü geçmiş maçlara göre kıyasla, tabii bunu söylüyorum. Bunların hepsini birazdan Ali abiyle birlikte konuşacağız. Beşiktaş puanını 29'a yükseltti. 17 maç 29 puan. Şu anda averajla 5. basamakta haftayı kapattı. Beşiktaş Kayserispor'la aynı puanda. Trabzonspor'un 30 puanı var. Altında da 27 puanlı Adanamispor ve 26 puanlı da Çaykur Rizespor bulunuyor. Zirve hattında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 44'er puanları olduğunu hatırlatalım. Aynı saatte Pendik Spor Ankara Gücü maçı oynandı. Bu maçta 1-1 eşitlikle sona erdi. Ankara Gücü 18'de Efkan Bekiroğlu'yla 1-0 öne geçti. Pendik Spor 78'de Alparslan Öztürk'le beraberliği buldu. Bir puanı kapmayı başardılar. Pendik Spor tabii son dönemde üst üste mağlubiyetler alıyordu. 4 maçtır kaybediyorlardı. Farklı kaybediyorlardı. Ama bu maçla birlikte puanla tekrar tanışmayı başardılar. Ve 17 seansında Kasımpaşa Çaykur Rizespor 2-2 sona erdi bu karşılaşmada. 0-0 iken Kasımpaşa penaltı kaçırdı ama ondan sonra öne geçti. 1-0 ilk yarı biterken Rize 1-1'i buldu. İkinci yarıda Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Rize tekrar yakaladı. Gaiç ile 2 gol buldu Çaykur Rizespor ve taraflar sağdan birer puanla ayrıldılar. Alanya Spor, Samsun Spor. Alanya Spor'daki çıkışta sürdü. Samsun Spor'u 3-1 mağlup ettiler. Goller Yusuf Özdemir, Oğuz Aydın ve Janvier'den geldi. Samsun Spor'un tek golünü ise Muandil Maggi kaydetti. O da bu sezonun formda oyuncularından bir tanesi. Alanya Spor son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik oldu. 3 maçlıkta bir galibiyet serisi yakaladılar. Fatih Tekke aslında pek takıma dokunamamış gözüküyordu ilk 4-5 karşılaşmasında ama son haftalarda skorların da verdiği özgüvenle Alanya Spor toparlamayı başardı. Şimdi aradan sonra da Antalya Spor deplasmanıyla bir derbiyle, bölgesel derbiyle sezonun ikinci yarısında başlayacaklar. Bakalım nasıl götürecekler, onu da hep birlikte göreceğiz. Birincilikteki skorları da söyleyeyim. Dün Manisa 1, Şanlıurfa Spor 1, Çorum 2, Bolu Spor 0 ve Eyüp Spor 3, Erzurum Spor 0. Orada da Eyüp Spor'un
özür diliyorum, açık ara liderliği devam ediyor. 17 maç sonunda 42 puan topladılar. En yakın takipçileri Kocaeli Spor'un 33 puanı var. Göztepe 32, Sakarya Spor da yine 32 puanda yer alıyor. Bakalım Eyüp yıllardır Süper Lig kovalıyor, bu sefer direkt bilet alabilecekler mi bakalım, hep beraber göreceğiz. Peki bugün başka neler konuşacağız? Beşiktaş'ı konuşurken tabii bir taraftan teknik direktör gündemi de sıcaklığını koruyor. Dün önce Başkan Hasan Arat ödül töreninde, Turkuaz Medya'nın töreninde açıklamalarda bulundu. Maçtan sonra Feyyaz Uçar, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi, onun açıklaması oldu. Bir isim verdi. Sinyaller verdi teknik direktörle ilgili. Onlardan elbette bahsedeceğiz. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki demeç, sosyal medya paylaşımı, işte açıklamalar, bunlar, bu savaşlar devam ediyor. Dün de iki taraftan karşılıklı işte açıklamalar, yöneticiler çıktı. Galatasaray'da önce Başkan Dursun Özbek konuştu, Erden Timur konuştu. Fenerbahçe cephesinde Burak Çağlar, Kızılhan, Ahmet Ketenci ve akşam saatlerinde de Selahattin Baki'yi gördüm. Yine bir YouTube programına konuk oldu ve tabii ki karşılıklı atışmalar devam ediyor. Paylaşımlar dediğim gibi devam ediyor. Galatasaray son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Klasik derbi zamanları alışık olduğumuz görüntüler. Bunları da maalesef diyeceğim ama konuşmamız gerekecek. Onlardan da bahsedeceğim. Süper Kupa maçı tabii yaklaşıyor. Maçın hakemi dün belli oldu. Maçla ilgili indirim haberi yine dün sosyal medyada bayağı bir konuşuldu. Maç biliyorsunuz Suudi Arabistan'da oynanacak ama taraftarın maça yoğun ilgi göstermesi mümkün değil. TFF de belli ki bilet satışlarından hiç memnun değil. Dün %50 oranında indirim yapmışlar biletlere. Ne kadar tabii karşılık bulacak bu indirim? Millet akın mı edecek biletlere? Pek zannedilmiyor ama TFF'de böyle bir açıklama yaptı. Transferle ilgili gelişmeler var. Herhalde son bölümde transferle ilgili o gelişmeleri de sizlere aktarırım. Büyüklerle ilgili bir gelişme notlarım arasında yok. Gazete manşetlerine yine bakarız ama Joseph de Souza, Belanda, Adana Demirspor'daki ayrılıklar, bunlarla ilgili. Kayserispor'da bir fesih var. Kemen, onun da adı başka takımlarla anılmaya hemen başlandı. Bu gelişmeleri de yine programın son bölümünde konuşacağımızı söyleyeyim. Evet, özetimiz bu şekilde. Şimdi reklam arasına gidelim. Reklamdan hemen sonra da Hatay Spor Beşiktaş maçını konuşmaya başlayacağız. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...7.13 saatlerimiz Hatay Spor Beşiktaş maçını konuşmaya başlayacağız. Beşiktaş eksiklerle gittiği Mersin'den galibiyetle dönmeyi başardı. Takımın başında Serdar Topraktepe vardı. Geçici olarak tabii takımın başında. Beşiktaş yeni bir teknik direktör arayışı içerisinde. Yakın zamanda da yeni yıl olmadan, hatta belki de yeni yılın hemen başında o teknik direktörü açıklayacak. Ama geçici olarak Serdar Topraktepe vardı. Şu ana kadar hani Rıza Çalınbay'ın, Burak Yılmaz'ın veremediği o havayı Serdar Topraktepe'nin verdiğini gördük. Tabii bunun sebebi tam olarak nedir? Rakibin uygunluğu mu? Hatay Spor'da son dönemin en formsuz takımlarından bir tanesi. Bu mudur? Yoksa farklı bir dokunuş? Oyuncu tercihleri mi Beşiktaş'ın dünkü daha görece hareketli ve istekli, iştahlı oyununda etkilidir? Tam olarak ne oldu açıkçası bilemiyorum ama güzel de oldu. Beşiktaş'ı bu şekilde izlemek bana dün keyif verdi açıkçası. Beklentim çok daha düşüktü dünkü karşılaşma öncesinde. Yani Hatay Spor'un ligdeki durumu son dönemde, Beşiktaş'ın ligdeki durumu pek iyi sinyaller gelmiyor. Sakatlar çok, kadro dışılar çok derken beklenti düşüktü ama o beklentinin çok çok üzerine çıkan bir Beşiktaş gördük dün. Farklı tercihler gördük. Amartey'in stoperden bu sefer orta saha alınması, ki dün programda Ali abi herhalde sen bahsetmiştin Amartey'in orta sahada olabileceğine dair. Zaynutdinov'u gördük stoperde. Semih bir kez daha forma şansı buldu. Hani birçok oyuncu da hani tek maçlık tabii ki ama yükseliş gördük. Hacı Ahmetoviç çok diri, çok istekli. İki asist yaptı. Salih Keza aynı şekilde. Semih Kılıçsoy öyle.
Muleka çok pozisyona girdi. Rashid Sağ yine hareketli bir günündeydi. Amartey hani maçın genelinde bence iyi oynadı. Sonda biraz şanssızlık yaşadı. Stoperler öyle. Koli yine golünü attı. Onur Bulut daha hareketli. Masuaku iyi. Mert Günok yine iş düştü ve başarılı oldu. Paslarıyla özellikle yani kurtarışı bir kenara, sonunda çok önemliydi ama attığı uzun toplarla da fark yarattı Mert Günok. Hani bireysel olarak herkese bir sanki güncelleme gelmiş gibi Beşiktaş'ta. Dün açıkçası benim gördüğüm buydu. Sen neler gördün? Ben de senin gördüklerine paralel şeyler gördüm herkes gibi. Beşiktaş'ın Hatay deplasmanı tabii ki sıkıntılı olabilirdi. Özellikle ben Hatay'ın dün bu kötü serinin ardından bir büyük karşılaşmada işte görece iç sahada, gene kendi sahası sayılır, bir tepki verebileceğini düşünüyordum kendi adıma. Yani Hatay için motivasyon fırsatı yüksek olan bir karşılaşmaydı. İşte en son Galatasaray'ı yenmiş, ondan sonra burada Trabzonspor maçında geri dönmüş. Tamam. Özür dilerim. Fenerbahçe'ye mağlup olmuş ama o son dönemdeki kötü gidişatı bitirebilmek için tam böyle bir hedef karşılaşmasıydı. O yüzden Hatay Spor'un ben performansının biraz daha yüksek olacağını düşünüyordum. Ama Hatay Spor da yani maçın neredeyse tamamında ne işin savunma tarafında ne hücum tarafında beklentileri karşılayamadı. Yani organize olmakta çok zorlandı. Savunmada, hücumda keza yine organize olmakta çok zorlandı. Maç sonunda Volkan Demirel'in açıklamalarından da anlıyoruz ki orada ayrılık yakın. Yani Volkan Demirel yine birçok şey söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum diyor. Büyük ihtimalle kulüp içindeki ekonomik sıkıntılarla alakalı. Ya da yalnız bırakılmasıyla alakalı. Belki ikisi birden. Ama belli ki orada ayrılık yakın. Gene sorumluluk benim dedi. Bu kadroyu ben kurdum dedi. Oyuncularla bakacağız dedi neler yapabileceğimize. Ama orada hani o karşılaşmanın bu karşılaşma olmadığı belliymiş. Hatay Spor'un kendi içinde bulunduğu sorunlar yüzünden. O yüzden Hatay Spor'dan bir tepki gelmedi. Ama Beşiktaş o kadar kötü durumdaydı ki Hatay Spor karşılaşmasından önce. Yani tepki veremeyen bir takım dahi Beşiktaş'ı mağlup edebilirdi. Fakat senin sorunun cevabı bence ikisi birden. Yani Hatay Spor da iyi durumda değil. Hatta belki ligdeki en sıkıntılı kulüplerden bir tanesi şu an. Ama diğer tarafta Beşiktaş'ta da kesin bir şey vardı. Doping etkisi vardı. Ha, o doping etkisi nasıl oldu dersen Rıza Hoca'nın gitmesi mi? Olabilir. Belki... Ama hepsi gitti. Şenol Güneş gitti olmadı. Burak Yılmaz gitti olmadı. Rıza Çalınbay gitti oldu. Ama neye göre oldu? İşte belki... Belki Serdar Topraktepe ne yaptı? Belki, yok Serdar Topraktepe çok yani Serdar Topraktepe ile alakalı olduğunu düşünmüyorum ben. Hani yönetim oyuncu tercihleri peki? Ha? Oyuncu tercihleri mesela dünkü karşılaşmada Amartey'in orta sahada olması, hani Semih ve Rashid Sağ gibi iki daha hızlı kanadın olması mı acaba? Hani oyuncu tercihi olarak Serdar Topraktepe oradan belki bir artı yazabiliriz. Orada hakkını vereceğiz tabii ama yani Serdar Topraktepe gelip de bir anda oyuncu performansını, şimdi sen ne diyorsun? Masuaku iyi gözüktü diyorsun. İşte Rashid Sağ hareketli gözüktü diyorsun. Yani bu da sadece Serdar Topraktepe'nin gelişiyle açıklanabilecek bir durum değil. Hani Rıza Hoca'nın gitmesiyle daha çok açıklanabilir. Serdar Topraktepe'nin gelmesine göre. Aynı zamanda belki yönetim de o ara biraz vidaları sıkmış olabilir. Biraz daha yakın markaja almış olabilir oyuncuları. Oyuncular kendi içinde toplantı yapıp genelde olur böyle şeyler. Beyler ne yapıyoruz bir kendimize gelelim demiş olabilir. Samet Aybaba tek tek konuşmuş. Dün Salih Uçan galiba maç sonu söyledi yani işte, bizimle konuştu dedi ama hani herkes konuşuyor. Rıza Çalınbay da büyük ihtimal tek tek konuştu. İşte Feyyaz Uçar da konuştu. Bazı konuşmalar geçmiyor. Bazı zamanlamalar olmuyor. Bu iş böyle. Futbol böyle. Hayat gibi. Bazen istedikleriniz olmuyor. Ama dün şimdi Hatay'da hiç maçın içine giremeyince Beşiktaş'ta da bazı çok görünen şeyler vardı. Hani bunu zaten Rıza Çalınbay döneminde biraz konuşmuştuk. Dün maç öncesi konuşmuştuk Serdar Topraktepe ile alakalı olarak. Hani bazı en azından görünen doğrular, görünen doğru tercihler yapılabilirse Beşiktaş bazı sıkıntılarından kurtulabilir demiştik. Mesela işte Muleka oynayamıyordu kanat. Olmuyor yani. Muleka'dan kanat yaratmaya çalışmak olmuyordu bir türlü. Muleka'nın direkt santraforda başlaması hem Muleka için daha iyi oldu hem takım için daha iyi oldu. Mesela bu bir tercih. Bu Serdar Topraktepe'ye artı yazar. Çünkü Cenk'i yedek bıraktı. Diğer tarafta.
Normalde sen beklemezsin ama Cenk'in oynamaz. Cenk'i oynatır. Muleka'yı kesebilirdi. Ama Muleka'yı oynattı. Cenk'i yedek bıraktı. Ve Muleka da tabii ki muhteşem bir bitirici olduğu için fırsatları heba etti ama pozisyonlara girdi. Onun dışında Amartey'in stoperde çok zorlandığı, takımı bozduğu, arkadaşları bozduğunu, takımı düşürdüğünü işte dün Salih de söyledi. Maç sonunda röportajı dinledim. Hani işler kötü giderken bir de böyle şanssız goller yiyince takım çok kötü düşüyor dedi. Çok etkiliyor dedi oyuncuları dedi. Dolayısıyla hani o Amartey'in stoperde olmayacağından da hemen karar verilip onu da merkez orta sahaya çekmek yine bir artı yazar. Ki hani Amartey ile ilgili artık burada benim yorumlarım espriye kaçar nitelikte oldu. Şimdi dün bakıyorsun 9-2 mücadeleye girmiş, 7'sini kazanmış. 5 hava topuna girmiş, 5'ini de almış. İşin savunma tarafında hücuma katkısı neredeyse yok. Baktım hücum istatistiklere, neredeyse yok. Bir tane kilit pası var. Maç boyunca 2 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş. Ama onun dışında savunma performansı belli bir seviyede. Çok iyi mi dersen hayır. Çok iyi değil. Ama en azından stoperde oynadığından çok daha başarılı bir Amartey izledim bu karşılaşmada. Onun o pozisyonda olması Hacı Ahmetoviç'in ve Salih'in tabii ki biraz daha rahat oynamasını beraberinde getirdi. Biraz daha arkalarını kontrol etmeden oynadılar. Mesela Muleka'nın girdiği pozisyonlardan bir tanesinde Salih presle topu kapıp hemen Muleka'ya pası verdi. Muleka da pozisyona girdi. Sen girişte söyledin. Hacı Ahmetoviç'in iki tane asisti oldu. Tamam, bir tanesi duran top asisti ama yine de Hacı Ahmetoviç de etkili maçlarından birini oynadı. Yani ufak dokunuşlar Beşiktaş'ta bazı şeyleri halletti. Ama bu ne hikmetse bugüne kadar çok zorlandı, çok ısrar edildi bu hatalarda. Ama geldik artık 16-17. Karşılaşmaya sezonun. Hani Amartey'in stoper oynamaması gerektiğini artık herkes anladı. Beşiktaş teknik kadrolarının da anlaması gerekiyordu. Muleka'nın olmadığını, çok zorlandığını anlaması gerekiyordu. En azından Serdar Topraktepe bunları yaptı. Şimdi Semih gibi bence doğal yetenekleri fazla olan ve kendi mevkiini bulmuş bir oyuncu. Hani Semih açısından bundan sonra öyle çok da fazla şey değişmeyecek bence. Hep üzerine koyarak gidecek. Ben Semih'te öyle olacağını düşünüyorum. Semih gibi bir değer kazanıyor Beşiktaş. Ha, elinde ne kadar tutar tutamaz bilmiyorum ama Semih'in birçok iyi özelliği var. Dün de Semih işte o ceza sahası içerisinde çok iyi bir koşuyla, güzel bir dokunuşla klas bir gol attı. O kendi adına çok önemli. Beşiktaş adına çok önemli. Yani ne kadar Semih'i Beşiktaş elinde tutar dediğim gibi bilmiyorum ama bundan sonraki süreçte Semih'ten de bir katkı alacağı kesin. İşte Raşit ise biraz kıpırdanınca, savunmada öyle çok büyük bir bireysel hata yapmayınca Beşiktaş, Zaynettin Okoli ikilisiyle. Hatay Spor'un da biraz işte dediğim gibi o beklentiler uzak kalan oyunu ve kulübün içinde bulunduğu durumla beraber Beşiktaş tüm şartları lehine çevirdi ve aslında çok kolay götürdüğü bir 90 dakika oynuyordu. İşte orada bir hata oldu. Orada Amartey topu ayağına sokunca Hatay Spor'lu oyuncunun önünde kaldı top. Maç 2-1'e gelince tabii ki son bölüm yine Hatay Spor olmasa da bir umut verdi. Bu da son derece doğal. Çünkü maçın içinde kaldılar. O frikik hani normalde hiçbir kaleci oynayamaz. Çünkü çok kenara giden bir top değil. Top isabetli bir şut, isabetli bir frikik ama kenara gitmediği için Mert yemezdi onu. Onun dışında da bir pozisyon yaratamadı da Hatay Spor ama Beşiktaş belli bir strese girdi. İşte o bölümde Tayfur'la iki tane kaleyi yokladı Beşiktaş ama genel anlamıyla hani bence ayakları biraz titreyerek gittiği bir deplasmanda Beşiktaş. Yine sıkıntı yaşayabileceği bir deplasmanda hiç de beklemediği kadar kolay bir galibiyete ulaştı. Tabii bir nefes oldu herkes açısından. Başkan için de olmuştur. Feyyaz Uçar için de olmuştur. Samet Aybaba için de olmuştur. Her şeyden önemlisi oyuncular için olmuştur. Biraz özgüven yükselmiştir Beşiktaş'ta. İşte dün Colin'in zannedersem maç sonunda Amartey'e bir desteği vardı. Yaşananlardan sonra Amartey'in işte bugün iyi oyunu önemliydi onun için dedi. Yani bir en azından işte geç sonunda takımla beraber gitmesi biraz daha hani Beşiktaşlı oyuncuların birbirini sahiplenme duygusuna
kapılmaya başladığını söylemek lazım gibi gözüküyor. Hani burada tam net olarak altını çizemezsin ama en azından bir kıpırdanma var orada da. Neticede Beşiktaş kazandı ve en azından işte bir 10 günü falan kafası rahat geçirecek. Bu Amartey ile ilgili şimdi teknik direktörler değişti ama kimse de ondan vazgeçmedi. Bu kadar hani Beşiktaş'ta bu sezon hani en çok bireysel hata kim yaptı diye sorsan Amartey denir. Zaten istatistik olarak da böyledir ama Serdar Topraktepe de vazgeçmedi bir şekilde. Yani stoper oynatmadı, orta saha oynattı. Mesela şuraya bağlayacağım. Dün Ante Rebić yedek kulübesindeydi ama hiç süre almadı. Oyuna dahi girmedi. Rebić çok daha potansiyelli bir oyuncu. Oynadığında çok daha fazla katkı veren bir isim ama demek ki Amartey hani antrenmanlarda çok iyi çalıştığını düşünüyorum ben. Yoksa başka türlü bu kadar hani tamam sakatlıkların da etkisi var ama bu kadar da tercih edilmezdi. Yani dün oynatmazdı. Serdar Topraktepe. Demir Ege'yi kullanırdı. Orta sahayı o şekilde kurgulardı ama yapmadı. Hepsi de kullanıyor ilginç şekilde. Hatay Spor'u inceledik. Uzun toplarla kanat oyuncularını arıyorlar. Hızlı kanat oyuncularını arıyorlar. Onlarla pozisyona girmeye çalışıyorlar. Seken topları da toparlayarak hücumu tekrarlıyorlar dedi Serdar Topraktepe maç sonunda. Böyle bir analiz yaptık. Bunu engellemek için de Amartey orta sahada oynattık dedi. Böyle bir maç önü planı yapmış Serdar Hoca kendince. Ve Amartey de hani o dönen topları toparlayabilecek oyuncu olarak düşünüp o şekilde değerlendirmeyi planlamış. Ve hava toplarında da etkili olmasına yine. Aynen, hava toplarında da etkili olduğu için. İşte çünkü o da en azından doğru bir analiz oldu. 5 hava topu var. Maç golün uygulamasından baktım. 5 hava topunun 5'ini de kazanmış Amartey. Oradaki istatistiğe göre. Yani burada tabii hani Amartey açısından şimdi bir oyuncuyu beceremediği bir pozisyonda üst üste kullanmak hem onu bitiriyor hem takımı bitiriyor. Hem de taraftarın gözünde oyuncunun da kredisi kalmıyor. Şimdi Beşiktaş Amartey'i stoper pozisyonunda olmaması gerektiği kadar fazla zorladı. Yani hatırla, Şenol Güneş döneminde Nefçi Bakü deplasmanında da Amartey aynı hataları yapıyordu savunmada. Yani sezonun başıydı, neredeyse Temmuz ayıydı. Geldik bir önceki haftaya kadar, yani Aralık ayındayız. Hala orada kullanılıp hala aynı hataları yaptırılan bir oyuncu. Yani burada benim anlayamadığım nokta oradaki ısrar niyeydi? Yani eğer Amartey bu kadar beceriksizse stoperde, oyuncuyu o kadar zorlamanın anlamı yoktu. Yani mesela Zaynutdinov şimdi iki karşılaşmada oynadı. Kötü mü oynuyor mesela stoperde? Ya da Amartey'den kötü mü oynuyor? Aslında soru o. Çünkü senin denediğin opsiyon Amartey olduğu için savunmada. Yani ondan daha kötü bir parça bulmana gerek yok. Ondan biraz daha iyi oynayan bir parça zaten yeterli olmuş oluyor Amartey'i orada oynatmamak için. Ama o ısrar yani Amartey'i bu hale getirdi. Dün de gördün. Biraz uygun rakip karşısında. Biraz doğru bir düzende. En azından bir şeyler yapabildiğini gösterdi ama yeterli mi dersen değil. Tabii ki değil. Fakat onun için de herhalde geldiğinden beri en iyi karşılaşmalarından biri oldu. Dünkü maç tabii konuşacağız daha ama Beşiktaş'ın 100. yıla, Cumhuriyet'in 100. yılına özel formasıyla çıktı ilk kez. Daha ilk sosyal medyada paylaşıldığında benim çok hoşuma gitti. Yani dizaynı vesaire çok çok hoşuma gitti. Dün de sahada görmek de çok hoşuma gitti. Hani tasarlayanların ellerine sağlık. Bence baya güzel olmuş. Ben öyle bir de yukarısı ne denir ona şeyle. İple olan formaları çok seviyorum Beşiktaş'ta. Tam böyle nostaljik. Aynen, nostaljik bir forma. Bana hediye alabilirsin mesela. Geçen yüzyılın başındaki şey. Orayı duymadım. Orası gelmedi. Orada ses kesildi. Dampa bastı galiba şey. İşine gelmediği için. Orada pek gelmedi şey. Hediye edersen giyebilirim. Yani çok güzel bir forma. Beşiktaş evet. Forması. Son zamanlardan bir formadan bu kadar etkilendiğimi hatırlamıyorum. Beşiktaş'ın forması o derece bence güzeldi. Programda da konuşulmayı hak ediyor. Ben de sana katılıyorum. Ben de çok beğendim. Genelde de çok beğenildi. Özellikle işte tabii yani aslında bunu hep zaman zaman söyledim ben bu mikrofonlarda yıllar boyu içerisinde. Hani siyah ve beyaz renkleriyle kötü forma yapmak aslında imkansız. Hani o kadar kullanışlı, o kadar iyi iki renk ki o iki renkten kötü forma çıkmaması lazım normal şartlarda.
Ama Beşiktaş zaman zaman bunu da başardı. Yani o renklerden kötü formalar yapmayı başardı ama çok iyi formalar da yaptı. Fakat biraz daha böyle benim çocukluğuma 90'ların başına gidersek o dönemde Beşiktaş'ın formaları hep çok iyi formalardı. Ondan sonra böyle bir şey oldu, bir duraklama dönemi oldu Beşiktaş formalarında. Ama bu formayla beraber senin dediğin gibi hani koleksiyon severler mutlaka değerlendirecektir. Anlamı da büyük. Cumhuriyet'in 100. yıl forması. Dizaynı çok güzel. Bunun bir de reklamsız yanında, değil mi? Yani reklamsız da, olması aynen, da ayrı aynen. bir... O da ayrı bir hava katıyor. Değil mi? Yüz. Cezbedici olmuş. Bunun yanında ben böyle mesela baskın renkli formaları da kendi adıma çok seviyorum. Yani mesela full siyah ağırlıklı bir forma benim çok hoşuma gidiyor. İşte Fenerbahçe için full lacivert ağırlıklı bir forma çok hoşuma gidiyor. Zaman zaman bunu Premier Lig takımları yapıyorlar. Hatta o baskın renkle beraber amblemlerini, reklamları, her şeyini o renkte yapıyorlar. Ya da bazen böyle yaldızlı gibi yapıyorlar o renkleri. Sadece onu şey yapıyorlar, ön plana çıkartıyorlar. Çok güzel, çok hoş oluyor. Hatta farklı bir renk kullanıyorlar. Mesela Beşiktaş da yapabilir onu. Yani dümdüz siyah bir formanın üzerine kırmızı olarak böyle amblemini çıkartabilir ön plana. Öyle yapıyorlar bunu. Çok defalarca gördük. Hatta Bayern de yapmıştı zamanında. Güzel oluyor. Formada güzel bir detay oldu dünkü karşılaşma için. Mert'in forması da yine kaleci forması da kırmızı, o da bence güzeldi. O açıdan da hani görsel olarak iyi bir karşılaşma takip ettik diyelim. 7.32 saatlerimiz Beşiktaş'ı konuşmaya devam edeceğiz reklamdan sonra. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coştu onda. ...7.41 saatlerimiz Hatay Spor Beşiktaş maçını konuşuyorduk. Şimdi önümde bir not var. Beşiktaş Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda 4 farklı teknik direktörle maça çıkmış. Ki daha ligin yarısı oynanmadı bile. Şenol Güneş'le başlandı sezona. Devamında Burak Yılmaz, onun devamında Rıza Çalınbay. Şimdi de Serdar Topraktepe ve ondan sonra da muhtemelen artık yabancı veya yerli olarak da Sergen Yalçın göreve gelecek. Dün maç sonu yöneticilerden Feyyaz Uçar bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz. Hedefimiz onu tespit etmek ve anlaşmak. Bu hafta içi birkaç hocayla daha görüşeceğiz. Sergen tabii ki Beşiktaş'ın evladıdır. Adayların arasında o da var. İsim söylememem gerekiyordu ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca dayanamadım dediği karşılaşma sonunda. Yabancı olarak Bruno Genesio, Kike Setien isimleri şu anda ön planda. Genesio hatta çok daha ön planda olan isim. Bakalım Beşiktaş hangi isimde karar kılacak ya da hangi ismi projesine ikna edebilecek, onu da zaman gösterecek. Maça dönersek bu konuya tekrar geçiş yapabiliriz. Omar Colley 5 gole ulaştı. Şu anda Beşiktaş'ın dikte en golcü oyuncusu konumuna geldi. Aboubakar ve Oxlade Chamberlain 4'er goldeydi. Cenk'in yanılmıyorsam 3 golü var. Colley de bu duran toplarda attığı gollerle, ki çok da rahat atıyor. Hani çok büyük bir tehdit aslında ama rakiplerin de çok iyi önlem alamadığını görüyoruz. Ya da Beşiktaş onu çok iyi boşa çıkarıyor. Bilmiyorum artık hangisi. Dün muhteşem hareketli değildi mesela attığı golde. Evet evet işte. Yani, bir yöne gitti, bir geri geldi. Rakibinden uzaklaştı. Çok basit gözüküyor. Vurdu. Çok müthiş bir organizasyonda hani onu boşa çıkarmak için ben de göremiyorum. Rakiplerin de bunu analiz etmesi zaten muhtemel. Colley takımın en golcüsü ama bir şekilde hani atıyor Colley golleri. Şut da çekiyor kafa vuruşlarıyla. Dün bir kez daha o uyumu gördük Hacı Ahmetoviç'le onun arasında olan. Bu büyük bir artı. Hani bu kadar kötü giden bir sezonda duran toplarla maçları çözmek ya da işte farkı arttırmak, ki Colley genelde de ilk golleri atıyormuş bu arada. Bu dün ikinci golü tabii ama 5 golün 3'ü yanılmıyorsam hani skoru 1-0'a getiren goller bir de. Böyle bir oyuncunun sağlıklı kalması önemli Beşiktaş adına bu sezon. Hani maçlarda kötü gittiği zaman bir duran topla çözebiliyorsunuz. %100 duran top kullanımı son derece değerli. Hatta bunu derbi özelinde de konuştuk. Derbide iki takım da çok fazla duran top kazansa da etkili kullanamadı dedik. Bir duran topla derbi çözülebilirdi mesela. Fenerbahçe'ye de Galatasaray lehine.
Beşiktaş'ta şu ana kadar koli fark yaratan isim oldu. Fakat genel anlamıyla hani maçı çözmek, işte maçı kazanmak, dün açıkçası mücadeleyi izlerken yine biraz aklım Anadolu takımlarına gitmedi değil. Hani yine mesela kötü bir performans gördüğümüzü düşünüyorum bir Anadolu takımından. Yine beklentilerin altında kalan bir performans ve yine hani karşı taraf daha kaliteli kabul ama çok da fazla vitesi arttırmadan maçı deplasmanda da olsa kazanabildi. Bu da şunu gösteriyor açıkçası. Eğer Beşiktaş doğru teknik adam tercihini yapabilirse Şenol Güneş'in son ayrılmadan önceki sezonu, yani geçen sezonun sonunda Beşiktaş bir seri yakalamıştı biliyorsun. Mağlup olmadan ligi tamamlamıştı. Beşiktaş yine hani belki arada mağlubiyetler alacaktır tabii ama kendini yukarıda tutacak bir seriyle ligde yoluna devam edebilir. Yani şu an her şey çok kötü gözüküyor. Ama her şey çok kötü gözükürken rakiplere de bakmak gerekiyor. Yani sen kötüsün ama rakiplerin senden ne kadar iyi. Hani ligde hakikaten öyle gümbür gümbür oynayan bir Anadolu takımı olmadığı için yani standart bir performans, her şeyin normal olduğu bir takım. Hani bazı şeyleri futboluna doğru yapan bir takım. İyi bir puan ortalaması ligi bitirir. Bu şey yanlış anlaşılmasın. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yakalar anlamında söylemedim. Yani kendi daha fazla bunalıma girmeden, daha fazla krize girmeden, gelecek seneye belki bir şeyler taşıyarak bir sezon ikinci yarısı oynayabilir Beşiktaş diye söylüyorum Anadolu takımlarına bakınca. Tabii onlarda da işler karışık. Mesela bu sezon iyi bir giriş yapan, geçen sezonda iyi bitiren Adana Demirspor bir yaprak dökümü içerisinde. Hani bu sezon acaba zorlar mı Fenerbahçe Galatasaray'ı derken şu anda takım tepe taklak oldu. Ndiaye gidiyor, Belanda gidiyor. Eniyang son maçın kadrosunda yok. O da galiba eli kulağında. Kevin Rodriguez'in eli kulağında. Gravio'nun eli kulağında. Yani bu takımın ilk 11'inin değişilmez isimleri bir anda gidecek. Yerlerine kim gelecek, gelebilecek mi mesela? O da büyük bir muamma. Çünkü gelsin, maaşı ödenmediği için. Olacak mı? Tabii kalite büyük ihtimal düşecek. Bu da ligin tabii ki bir taraftan kalitesini de azaltacak böyle bir takımın dağılması. O yüzden Beşiktaş eğer dediğin gibi iyi bir teknik direktörle ve takım iskeletini korur, maaşları da zamanında öderse zaten bu ligde normalde zaten Galatasaray, Fenerbahçe'nin arkasında olması gereken takım. Trabzonspor orada biraz zorlayabilir ama Trabzonspor da öyle müthiş vites yükseltemedi Abdullah Avcı ile birlikte. Evet, yani olmadı. Trabzonspor da hala hazırlanmaya çalışıyor, hala bir şeyleri yapmaya çalışıyor ama Trabzonspor'la Beşiktaş zaten o üçüncülük yarışı için beraber giderler. Başka bir aday gözükmüyor açıkçası. İstanbulspor puan silme cezası ve diğer takımların da puanına bakarsan ve dört takımın düştüğünü düşünürsen lige veda etmiş gibi. Yani bu saatten sonra ben İstanbulspor'un çok erken olsa da öyle bir hamleyle bu kadro kalitesiyle dört takımı birden geçebileceğini pek zannetmiyorum. Çok erken bir kopma oluyor alt tarafta. Bu da her zaman için kötüdür. Üst tarafta Kayseri Spor, evet belli bir seviyede ama kadrosu dar. Sezon içerisinde belli bir puandan sonra bir seri düşüş yaşayabilir. Dün Kemen sözleşmesini tek taraflı feshetmiş Kayseri Spor'da. Şimdi doğru. Belki devamı da gelecek. O yüzden onların evet. Da kadrosunu Adana Demirspor gibi koruması aynen. Çok zor. Yani böyle biliyorsun 6-7-8 hafta kazanamadıkları böyle takımların dönemler olabiliyor. O da son derece normal olabilir. Zaten hani Çaykur Rizespor, Konya Spor, Antalya Spor, hani böyle normalde dişli diyebileceğin hem deplasman hem de kulüpler genel anlamıyla vasat ve vasat altı performansa sahipler. Sivas Spor da bunlara dahil. Zaten hani de geriye ne kaldı? Hani ben hep zaten bunu savundum. Şimdi Beşiktaş biraz zaten futbolun doğrularını yapsa ligdeki puan ortalamasını bayağı yukarı çekecek. Bu kadar kriz yaşamayacak. Şampiyon olur demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tekrar altını çize çize söylüyorum. Şampiyon olur demiyorum ama en azından sakin gelecek yıla bazı şeyleri taşıyabildiği. Şimdi mesela Beşiktaş'ta birçok genç oyuncu kadroya alınıyor. Hatta biraz bana sorarsan abartılmaya da başlandı. Yani çok 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 genç yaştaki oyuncuları da kadroya alıyorlar. O kadar da değil diye düşünüyorum ama mesela Beşiktaş bu sezondan sezonun geri kalanıyla beraber bence Semih'i direkt olarak hazırlayıp gelecek sezon
ilk 11 ayarında bir oyuncu haline getirebilir. Ben Semih'te o potansiyeli görüyorum açıkçası. Yani bu mesela Beşiktaş açısından büyük bir kazanç olabilir bu sene. Belki kenarda bir iki oyuncuyu daha, işte Emrecan mesela sol bek pozisyonunda, gerçi Masuaku oynamaya başladı ama Emrecan mesela Umut Meraş'ın yerine Emrecan'ın sol bekte ikinci alternatif olduğu bir Beşiktaş kadrosu kötü bir kadro değildir. Yani Umut Meraş kadar oynar, daha iyisini oynar diye düşünmekteyim. Hani bu tarz Beşiktaş çok da böyle hani o temeli olmayan genç sevdasına takılmadan potansiyelli bir iki oyuncuyu, yani A takım seviyesinde oynayabilecek, A takım seviyesinde hazırlayabileceğin bir iki oyuncuyu gelecek sezon kadrosunda da kendine hazırlayabilir. Bu bir lükstür Beşiktaş için. Çok büyük bir artıdır. Lüks derken zamanı olması lükstür. Yani bu oyuncular hazırlayacak zamanı olması lükstür Beşiktaş'ın. Çünkü şu an Masuaku oynuyor ama sen söylemedin mi Masuaku en fazla kas sakatlığı yaşadığını? 4 kere evet. Yaşadım. 4 kere Masuaku kas sakatlığı yaşadığına göre bundan sonra Masuaku ile ilgili bir iki defa daha sakatlık haberi görürse kimse şaşırmayacak. Dolayısıyla Emrecan'ı orada gelecek sezon rotasyon için hazırlamak, yani sen artık bu takımın sol bek rotasyonundasın, A takımın ve yeri geldiği zaman görev alacaksın. Eğer performansın yükselirse ilk 11 oynama şansın da var. Yani o çocuğu oraya hazırlayabilmek ve o zamanın olması Beşiktaş için bir lükstür. Yani biraz da bana sorarsan Beşiktaş yönetimi böyle bir ortamda eline bu fırsat geçmişken teknik direktöründen de bir takım, bir iki tane, tekrar söylüyorum yani ben hiçbir zaman şeyi savunmadım, çıksın full gençler oynasın, 7 tane genci 11'e koyun bana hiç mantıklı gelmiyor ama işte o seviyeye yakın olan isimleri hazırlamak için de elinizde bir fırsat var. Yeni teknik direktörden de ben bunu isterdim açıkçası. Genesio için hani gençlerle arasının iyi olduğu, onları oynatmaktan çekinmediği söyleniyor genel olarak. Ben çok yakından tanıdığım bir teknik direktör değil ama okuduğum kadarıyla böyle bir özelliği var. Eğer gerçekten böyleyse de bir avantaj Beşiktaş'ın gençleri için. Semih'i izlerken bilmiyorum sende aynı hissiyatı yaratıyor mu? Bana Agüero'yu hatırlatıyor nedense. Böyle kısa boylu. Koşuşu da biraz benziyor. Koşusu, topla driplingi, tabii Agüero merkezde oynuyordu. Semih de normalde bir forvet oyuncusu. Mecburen aslında kanatta oynuyor. Ama tarz olarak bana acayip andırdı. Güçlü de Semih. Böyle ikili mücadelelerde de kalçasını koyduğunda dün birkaç kez ayakta kaldı. Bir tek Dele Başuru'ya karşı bir şey yapamadı ki Dele Başuru da ekstra güçlü bir oyuncu. Onu da ben çok beğeniyorum. Nijerya milli takımına kadar yükseldi. Hatay Spor eğer dağılırsa yarın öbür gün bence iyi bir transfer de yapar. Bir orada sıkıntı yaşadı ama onun haricinde diğer oyunculara karşı da çok güçlü kaldı Semih. İyi. Çok iyi. Top kontrolü iyi. Dönüşleri iyi. Aynen. Ters dönebiliyor topla. Dribblingle beraber durması çok iyi ki futbolda önemli noktalardan bir tanesi. Topu çekmesi iyi iki ayağına. Evet. Ya potansiyeli çok yüksek gözüküyor Semih Kılıçsoy'un. 2005 doğumlu, dün spiker de söyledi. Valla hani Rebic'ten daha çok heyecan veriyor şu aşamada. Kesin. O bölgede oynadığı için söylüyorum. Gerçi maç içerisinde kanat da değiştirdi. Evet. Solda başladı. Evet. Maçın büyük bölümünü sağda geçirdi. Golü de aslında sağdan topsuz koşuyla yaptı Semih. Biz toplu kısmını çok övdük ama topsuz olarak da Semih'in o koşuları çok kıymetli. Ya işte o yeteneği zaten görüyorsun oyuncuda. Hani o diyorlar ya, eğer yeteri kadar ise yeteri kadar yaşlıdır diye. Hani o özelliğini görüyorsun Semih'in. Tabii daha 2005'li bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Arda Güler'le aynı yaşta. Evet. Ama bu tarz oyuncular mümkün olduğu kadar erken oynamalılar. Hani hücum oyuncusu, genç, hızlı, atlet, yani en genç, en deli dolu döneminde. Patlayıcı gücünün evet. olduğu dönem. Hani kaleci için bu kadar genç oynamasına gerek yok. Stoper için öyle belki. Bekler için aynı şey ya da ön libero için, ama hani kanat, forvet, forvet bu oyuncular bu yaşta zaten parlıyorlar daha çok. O yüzden Semih'in çok süre alması lazım. Umarız dün kullandığı gibi o şansları da iyi kullanır. Birkaç mesaj okuyup hemen reklama gideyim. Saat başı reklamımız da geldi.
Abdülsamet Maldoğlu Koli'nin sayılmayan golleri de var. Onları da unutmayalım demiş. Doğru, bir tane sayılmayan tartışılan golü vardı. Top çizgiyi geçti Pendik mi geçmedi maçı. Mi? Pendik Spor 1-1 biten karşılaşmada maç 1-0'ken değil mi? 2-0 evet. Olmamıştı. Onun haricinde Eren Toprak nostaljik formayı beğendiğinizi söylediniz. Katılıyorum. Ayrıca sahaya ısınmaya çıktıkları tişörtlerinde de 12 şehidimizin isimleri vardı. Bu da çok duygulandırdı beni. Doğru. Demiş. Doğru, onu da eklemiş olalım. Murat Karakaş, Beşiktaş için gerçekçi hedef ligde 3. ol, kupayı kazanıp seneye UEFA gruplarına katıl diyor. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coştu onda iddia. İddia. Evet, 8.02 saatlerimiz. Düne dair güzel şeylerden birisi de Salih Uçan'ın sayılmayan golüydü. Evet. Yani topun gidişi dün bayağı güzel şey vardı. Hani formasından oyununa, sayılmayan golüne kadar keyifli bir karşılaşmaydı. Ben keyif aldım izlerken. Salih'in golü de herhalde zirve noktalarından birisiydi dünkü karşılaşmanın. Çok yazık oldu. Ufak bir offside. Muleka orada iyi niyetiyle prese gitti. Offside'dan çıkıp orada oyun içine katıldığı için offside kararı çıktı. Olan Salih Uçan'ın golünü oldu. Salih de dün çok istekliydi. Yani çok hareketliydi. Normal alıştığımız Salih gibi hareketsiz değildi. Dün Hacı Ahmetoviç de öyleydi. İlginç şekilde. Yani ikisi de 8 numara oynadılar Amartey'in önünde. Hani normalde çok renksiz bir ortası ama dün bence bayağı renklilerdi. Keşke sezon boyu devam ettirebilseler bu hareketliliği. Katılıyorum. Hani özellikle Salih'in performansı biraz inişli çıkışlı. Şimdi Hacı Ahmetoviç ilk kez bu pozisyonda en azından Beşiktaş'ta gördüğümüz için uzun süre sonra. Tabii. Normalde 10 numaradan evet. Bozma bir Hacı Ahmetoviç için bunu söyleyebiliriz. Ama Salih inişli çıkışlı bir performans. Çünkü mesela hala çözülemeyen sözleşme problemi var. Yani Cenk'in, Salih, onun. Cenk'in. Dolayısıyla Salih'i bilmiyoruz. Bir sonraki karşılaşmada nasıl bir oyun ortaya koyacak ama normal şartlarda %100 katılıyorum yani. Normalde baksan bu orta sahaya nasıl bir şey üretecek diye düşünüyorsun. Orada Hacı Ahmetoviç'in işte dün iyi işler yaptığını gördük. Ama dün yani ilk olarak bakılması gereken takım olarak oyuncuların bir tepki verdiydi. Bir reaksiyon gösterdiler. O reaksiyon da gelince işte yetiyor yani. Bunu dilimde tüy bitti tekrarlamaktan ama yetiyor gerçekten. Hani çok atla debe bir lig oynanmadığı için işte Raşitsa biraz kıpırdanıyor. Semih iyi oynuyor. Muleka gerçek yerinde oynuyor. Merkez kıpırdanıyor. Savunma bireysel hata yapmıyor. Yetiyor sana. Dün kötü bir oyuncu yoktu. Hani Onur Bulut belki en az övülecek oyuncu ama o da bence iyi bir günündeydi. Evet. Genel hani performansına baktığımızda bireysel olarak herkes üzerine koymuş Beşiktaş'ta. Aynen öyle. Bir de işte bence ufak bir şans anı vardı. 0-0'ken 20. dakika civarı soldan gelişen bir atakta Hatay Sporlu oyuncu vurdu. Ondan sonra direğe çarptı. Out'a gitti ya. Belki o gol Hatay Spor lehine olsa Beşiktaş'taki kırılganlıklar, o özgüvensizlik bir anda ortaya çıkabilirdi. O da bence Beşiktaş'ın maç içerisinde kendi adına olumlu bir kırılması oldu. Hatay Spor'un da o oyununa öyle bir gole ihtiyacı vardı. Belki o gol Hatay Spor'u da kaldırabilirdi. Hı hı. Daha böyle iyi oynamaya teşvik edebilirdi. O gelmeyince Hatay Spor zaten iyi başlamamıştı. İyi gitti. Şimdi dün İkinci dakika dolmadan Beşiktaş iki tane net gol pozisyonuna girdi. Ondan önceki 22 karşılaşmada Beşiktaş'ın iki net gol pozisyonu. Abartarak söylüyorum tabii, anlayın diye. Yani Hatay Spor'un maç başlangıcı da çok kötüydü. O yüzden de Beşiktaş açısından hani böyle istediği, kafasında planladığı, hayal edeceği senaryo gerçekleşmiş oldu. Bir de sen çok arada hızlı geçtin. Jetson Fernandez'in sakat olmasına rağmen takımla birlikte Mersin'e gidip, ki onlar için önemli bir dönemde bunu yapıyor. Genelde yabancılar işte bilerek mi ceza evet. alıyorlar bu dönem, Noel dönemlerinde denir. Jetson sakat olmasına rağmen, kadroya giremeyeceği belli olmasına rağmen takımla birlikte yalnız bırakmamak için Mersin'e kadar gidiyor. Maç sonu sahaya girdi, yine takım arkadaşlarıyla görüştü. Bunlar da bizim
topraklarda sevilen şeyler takımı sahiplenmek açısından. Jetson buradan da bir şey kazanmıştır taraftar nezdinde. Taraftar nezdinde bir şey kazanması önemli değil ama takım arkadaşlarının gözünde de bence değeri artmıştır. Seninle konuşurken ben şunun altını çizmeye çalışmıştım. Birileri sorumluluk almalı Beşiktaş'ta. Bazı oyuncular bir şeyler yapmalı ki sağ içerisinde ve sağ dışarısında diğerlerini taşısın, yukarıya doğru taşısın. Şimdi bu ona yönelik bir hareket bana sorarsan. Yani taraftardan daha çok takım arkadaşlarını da etkiler. Çünkü Getson nereden bakarsan bak bu takımın yıldızı ya da yıldızlarından bir tanesi ya da en iyi 2-3 oyuncusundan bir tanesi. Dediğin gibi çok rahat bir şekilde kalıp Noel'i kutlayabilirdi. Çok da kimse bir şey söylemezdi bu atmosferde. Ama takımla beraber gitmesi, yani arkadaşını orada görmek, takımın yıldızını orada görmek seni de biraz iş şevki olarak yukarı çeker. Bu iş böyledir. Yani yanındaki daha çok çalışırsa sen de daha çok çalışırsın. Yanındaki işten kaçarsa sen de bir süre sonra ben enayi miyim kardeşim, ben niye bütün işleri yapıyorum duygusuna kapılırsın. Bu böyledir. 2 kere 2 4'tür. Şeyde de böyledir, fabrikada da böyledir, sporda da böyledir. Bir tek bireyselde, bireysel sporlarda öyle değildir. Bireysel sporlarda hesabını sen kendin verdiğin için öyle bir ihtimalin yok. Ama takım işlerinde böyle olduğu için Beşiktaş'ta birilerinin sorumluluk alması gerekiyor. Sağ içerisinde de alması gerekiyor, sağ dışında da alması gerekiyor. Yani birileri yükseltecek bu takımı. Çünkü ona ihtiyaç duyan oyuncu sayısı fazla. Beşiktaş'ın olağan sağ içi lideri yok, doğal lideri yok. Beşiktaş'ta öyle davranan bir oyuncu yok. Kendini o kalıba uyduran bir oyuncu yok. O kalıba pek uyabilecek oyuncu da yok. Ancak beraber çalışarak bir şeyleri Beşiktaş yukarı çekebilir. Yani birileri o ne derler, liderlik demiyorum bak yanlış anlama, sorumluluk şeyini yapacak, kısmını dolduracak Beşiktaş'ta mecbur. Daha fazla koşacak, daha fazla mücadele edecek. Adam da diyecek ki bak o koşuyorsa benim de koşmam lazım. O bunu yapıyorsa benim de yapmam lazım diyecek. Böyle oyunculardan kurulu Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ın teknik direktör seçerken de, bundan sonra kadroyu planlarken de bu tarz bazı ince noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Buna işte moda tabirle kadro mühendisliği diyebilirsin, demeyebilirsin ama şu an Beşiktaş'ın elindeki oyuncu grubu lidersiz bir oyuncu grubu. Doğal lideri olmayan bir oyuncu grubu. Fenerbahçe Galatasaray pek öyle değil. Kendi sağ içi liderleri var. Oyun olarak da var. Sağ içi liderleri, davranış olarak da var. Beşiktaş'ta kim dediğin zaman nedir cevabı? Benim aklıma oyun olarak değil ama Cenk Tosun geliyor tecrübe olarak. Milli takım tecrübesi, Beşiktaş tecrübesi. Başka bilmiyorum. Gördüğün gibi yok. Ama Cenk Tosun'u da sen çok düşünmüyorsun benim gibi büyük ihtimalle. Cenk Tosun, katılıyorum sana. Yani bu kadro içerisinde Cenk Tosun'u rahat olarak söyleyebilirsin. Ama çok önemli bir lider midir dersen bence hayır. Bir de teknik direktör konusunu konuşalım. Öyle de Beşiktaş faslını kapatıp diğer konulara geçelim. Dün Feyyaz Uçar'dan açıklama geldi. Sergen Yalçın ismini zikretti. Net şekilde bunu söyledi. Yalnız muhabirlerden gelen bilgiler henüz Sergen Yalçın'la bir görüşme yapılmadığı yönünde. Dün Sercan Dikme ve Fırat Güneyer, onlar da canlı yayındaydı. Onlar galiba benzer şey söylemişler. İstanbul'a döndükten sonra bir görüşme yapılacak denmiş. Mesela Sergen Yalçın'ı bu şekilde ikna etmek mantıklı mı? Hani en son biz Sergen Yalçın'a gidiyoruz. Hani yabancıları ikna edemedik. Sergen hocam sana sığındık gibi bir şey oluyor. Bilmiyorum, strateji doğru mu acaba? Tümer Metin dün bu konuyla ilgili konuşmuş. Sergen Yalçın'la işte bir süre önce konuştuğunu, Sergen Yalçın'ın Şenol Güneş sonrası bu takımı ayağa kaldırabilirim düşüncesinde olduğunu ve takımın başına geçmek istediğini ama şu an aynı fikirde olmadığını Tümer Metin söylüyor. Yani şu an sıcak bakmıyor. Şu an sıcak bakmıyor dendi ve Sergen Yalçın'la da birebir temas olmadığını söylüyor. Tümer Metin'in söylediği bu. Evet, muhabirlerden gelen evet. Bilgilerle paralel. Dolayısıyla o sanki böyle biraz baskıyla mı Beşiktaş yönetiminin ağzından çıkan bir isim, tam anlamış değilim. Yani Sergen Yalçın gerçekten bir aday mıdır? Senin dediğin gibi yabancılarda umduğunu bulamayıp Sergen Yalçın'a mı rota çevrilecektir? Öyle olursa biraz gülerim. Net söyleyeyim sana. Nasıl olacak işte bilmiyorum. Yabancılar ikna edilemiyor mu? Genesio benim hissettiğim, gördüğüm haberlerden yani en sıcak oydu. Vizyon da oydu buydu. İşte yabancıydı, şöyleydi, böyleydi deyip rotayı Sergen Yalçın'a çevirirseniz o zaman pek olmaz. Olmaz derken şey olarak olmaz. Olur. Bal gibi olur da hani pek yine sözlerle eylemlerin birbirini tutmadığı bir şey görürüz. Peki burada
hani yönetimi bir vizyonu vardı. Ahmet Nur Çebi dönemi devam ederken o vizyon ortaya kondu. Ama geldi, işler çok daha kötü gitti. Bir vizyon değişikliği olamaz mı? Yönetim illa Kasım ayında söylediğini Aralık sonunda da uygulamak durumunda mı? O gün şartlar öyleydi. Öyle konuştuk. Bugün şartlar buna döndü. O yüzden de fikir değiştirdik. Peki şartlar derken neyi kastediyorsun? Mesela Beşiktaş zaten çok kötü durumdaydı. Hani Beşiktaş şöyle olmadı. Bir elektrik dalgası gibi bir yükselip düşmedi. Beşiktaş zaten serbest düşüşteydi. Ama işte düşüşteydi. Hani evet, bir o tepki da, görmedi. Evet, o da devam etti. Yani aynen. O düşüş devam etti. Dolayısıyla hani senin bundan bir ay önce çektiğin Beşiktaş fotoğrafıyla şimdi çektiğin Beşiktaş fotoğrafı arasında çok büyük bir fark var mı sence? Var. Daha kötüye gidiyor işte. Yani dediğin gibi serbest düşüşte hala. Tamam. O gün ya Kasım ayında... Daha kötüye ayında... gittiği için mi Sergen Yalçın? Yani işte bilmiyorum, bunu diyebilir bak, yönetim. O zaman yine büyük hata olur bana sorarsan. Kötüye gittiği için Sergen Yalçın değil, daha kötüye gittiği için Sergen Yalçın'sa ayıp bana sorarsan. Anladın mı ne demek istediğimi? Yani sen diyorsun ki Beşiktaş serbest düşüyor ya. Öyle. Fotoğrafı çektik. Sen bir ay önce gittin. Beşiktaş'ın fotoğrafını çektin. Geldin bana dedin ki ya, felaket kulüp. Aşağı baş aşağı gidiyor yani. İşleri iyi değil. Tamam. Ondan sonra resmi göreve geldin. Tekrar bir fotoğraf çek dedin. Geldin daha da kötü dedin. Yani daha da işler daha da kötüye gidiyor. Şimdi sen bana ilk raporu verdiğinde işler kötüye gidiyorsa, serbest düşüşteysek, o zaman Sergen Yalçın. Yani başka bir şey yok. O zaman yabancıda işler daha da kötüye giderken mi Sergen Yalçın? Benim mantığım bunu almıyor. Anladın mı ne demek istediğimi? Anladım. Ben de şöyle diyeyim. Yani hangi dipte Sergen Yalçın'ı tercih etmen abi bu gerekiyor? Zaten bir matematik yok burada. Hani sonuçta biz de Beşiktaş'ı dışarıdan gözlemliyoruz ama hani sen de diyorsun ya işler çok çok kötü gittiğinde bir yabancı gelse de ayağa kaldıramaz, boşuna masraf olur. Şimdi evet. Bu kadar kötü giden bir takıma bir yabancı getirmek risk olduğu için artık o da toparlayamaz diye düşünüp Sergen Yalçın'a da gidebilir. Daha makul bir seçenek, hem ekonomik olarak hem yerli olması, takımı bilmesi, takımı daha kolay ayağa kaldırabileceği düşünüldüğü için. Takımı ayağa mı kaldırmak istiyorlar? Gelecek sene için bir yapılanma mı planlıyor Beşiktaş yönetimi? Ama bugün çünkü iyi sonuçlar almadan... Beklenti kayboldu. Ama şu kayboldu an... ama bugünü boş geçemez. Beşiktaş'ın böyle bir lüksü yok. Sene yazlanayım tamam. Diye lüksü yok. Ligin ikinci yarısının şampiyon olmak durumunda. Puan tamam. Tablosunda. Hani 17-18 maçta neyse o. İşte orada tekrar söylüyorum. Yani düşüşün hangi aşamasında siz rotayı Sergen Yalçın'a çeviriyorsunuz ya da gerçekten çevirdiniz mi? Ben pek şey yapmadım ona. Ne derler? Şu an hala aklıma yatmadı. Hani Sergen Yalçın'a döndüğünü düşünmüyorum yönetimin. Ama normal şartlarda eğer Beşiktaş futbol takımı ligin bundan sonraki sürecinde, tekrar söylüyorum, böyle bir ortamda, böyle bir ligde, çok da iddialı olmayan takımların olduğu bir ligde zaten futbolun doğrularını yaparsa belli bir seviye tutturabilir diye düşünüyorum. Çok büyük krizlere girmeden, yani bu sezonun ilk yarısının ikinci bölümündeki krizlere girmeden ortalama bir performans tutturabilir, hatta biraz da üstüne koyabilir diye düşünmekteyim. Bu benim kendi düşüncem. Ligdeki diğer takımlara bakınca. O yüzden de artık bir ara hamle yapmaya gerek yok. Çünkü bu yönetimin çalışmak istediği teknik direktör Sergen Yalçın değil ki ilk adayı. İlk adayı Sergen Yalçın olsa ne olursa olsun ilk aşamada getirebilirsin. Düşüş de olsa, felaket de olsa, iyi de olsa, daha da iyi olacaksa hiç orada bir şeyin yok. Ama gene böyle ya ben aslında Sergen Yalçın istemiyordum ama o kadar kötü durumdayız ki Sergen Yalçın'ı getirelim bari, toparlasın. Peki toparladıktan sonra Sergen Yalçın'la anlaşabilecek misin? Sergen Yalçın'ın istediklerini verebilecek misin? Sergen Yalçın'la beraber uyumlu çalışabilecek misin? Orası bir soru işareti. Eğer bu yaklaşımla şey yapacaksan, hocanı tercih edeceksen. Yani Sergen Yalçın'ın en kötü anda camı kır, takımı kurtar opsiyonu olmaması lazım. Beşiktaş yönetimi için kafasındaki opsiyon olmaması lazım. Yani Sergen Yalçın ancak toparlar. Sergen Yalçın toparlar ama sen bunu neden daha önce düşünmüyorsun? Neden bu fotoğrafı daha önce çekmiyorsun? Ha öyle değilse olabilir. Bu bir tercihtir. Tercih de yanlış olmayabilir. Belki sen doğru tercih yapacaksın yabancı teknik adamı getirerek. Ama o zaman en azından uyumlu çalışabileceğini düşündüğün, vizyonuna uygun olduğunu düşündüğün, beraber yol alıp beraber büyüyebileceğin bir teknik adamı getir zamanında, ki şu an bence şartlar uygun oldu, tekrar söylüyorum. O zaman bir şeyler üstüne koymaya başla. Ama öteki türlü yani hem gene kendi yolundan sapıyorsun, hem
problem yaşayma olasılığı yüksek olan bir teknik direktörle sıkışıyorsun. Hem de bir belirsizliğe açıyorsun, sayfa açıyorsun. Çünkü sezon bittiği anda gene ne olacağı belirsiz. O zaman şey mi diyeceksin? Tamam, Sergen Yalçın gemiyi karaya yanaştırdı ama bu kadar. Şimdi biz vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. Yani, nasıl bir şey bu? Bu biraz şeyi hatırlatır, eğer dediğin gibi olursa senaryo, Sergen Yalçın gelir ve sezon sonunda gider ve bir yabancı, çünkü başka da gelecek yerli kalmadı benim gözümde Beşiktaş'ta. Biraz Fenerbahçe'nin İsmail Kartal sonrası Cesus dönemine benzer. Hani o dönemde İsmail Kartal iyi işler çıkarmıştı. Kalsın diyen de vardı, gitsin diyen de vardı. Tabii ki Sergen Yalçın çok daha benimsenen bir teknik direktör. İsmail Kartal gibi olmaz. Kalma ihtimali eğer başarılı olursa daha fazla olur ama başarısız olduğunda da akıllarda kalmaz. Hani ben dün de konuştum. Sergen Yalçın için herhalde söyledim. Hani yönetim istemeyebilir ama getirdiği noktada başarılı olursa zaten yönetimin işine gelir. Başarısız olursa da bakın getirdik Sergen Yalçın. Olmadı. Başka yerli adayımız da yok. Daha gönül rahatlığıyla o yabancı teknik direktöre bir görev şeyi sunarlar, evet, alanı sunarlar. Yani bu senin söylediğin kesinlikle gerçekleşmesi çok yüksek bir olasılık ama biraz sinsi bir olasılık. Sen şey yöntemi pek doğru bulmuyorsun. Yani %100 senin dediğin gibi olur. Ama yani bu sinsi bir strateji olur. Sergen Yalçın'ı da harcamış olursun. Tabii biraz öyle olur. Bu dönemde. Çünkü bak yani bu kadro mesela Şenol Güneş'i yedi. Yani son dönemde Beşiktaş tarihinin en başarılı teknik direktörü Şenol Güneş'ti. Gördün. Ve hani bir şey de olmadı. Mesela Şenol Güneş giderken ya nasıl gidiyor hoca, öyle bir şey olmadı. Hadi hocam güle güle dediler. Taraftarda dahil. Şimdi bundan sonraki zaten doğal tek aday Sergen Yalçın. O yüzden de Sergen Yalçın'ın da Beşiktaş'ın başına geçerken zamanlamayı artık biraz doğru yapması lazım. Kendi kariyeri adına. Bak şimdi Rıza Çalınbay da fırsat bekledi. Fırsat geldi. Gördün. Yani Rıza Çalınbay da yine buradan yara alarak çıktı. Bir iyi niyetle geldi. Bir fırsat olarak gördü. Ama yara alarak çıktı Rıza Çalınbay da. Bu maceradan. Şimdi Sergen Yalçın bunu kendine yapar mı dersen bence yapmama ihtimali daha yüksek ve doğru olur kanaatindeyim. Kendi kariyeri adına. Kendi kariyeri adına. Ama Beşiktaş adına da öyle. Çünkü Beşiktaş adına Sergen Yalçın hep bir opsiyon olacak. İyi bir opsiyon olacak. İyi bir opsiyon olarak kalması lazım Sergen Yalçın'ın. Yani fazla yara almayan bir opsiyon olarak kalması lazım. Şimdi bak Rıza Çalınbay bir opsiyondu Beşiktaş için. İyi bir opsiyondu. Artık bir opsiyon mu? Kısa vadede değil. Değil. Orta vadede değil. Belki. O yaraları aldı çünkü ve 5-6 maçta aldı sadece. 8-18 araya gidelim Beşiktaş'la ilgili. Tabii ki birkaç konu daha vardı aslında ama reklamdan sonra artık Galatasaray Fenerbahçe'ye dönelim. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.23 saatlerimiz... ...şimdi derbi sonrası oluşan... ...gündeme biraz göz atacağız... ...derbi çok sıkıcı geçti... ...saha içerisinde gol sesi çıkmadı... ...ama tartışmalar... ...tabii ki yaşandı her derbi... ...maçında olduğu gibi... ...çok şaşırmıyoruz... ...derbi sonrasında yaşananlar da açıkçası... ...beni pek fazla şaşırtmıyor... ...iki taraftan da açıklamalar geliyor... ...paylaşımlar geliyor sosyal medyadan... ...dün de devam etti... ...Galatasaray'da önce... ...Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ... ...Başkan Vekili Erden Timur... ...bir ödül töreni sonrasında... ...basın mensuplarının karşısına geçtiler... ...orada herhalde 5-6 dakikalık... ...açıklamalarda bulundular... ...Dursun Özbek... ...Jiku'nun sağ kroşesinden... bahsetti. Ali Koç'a bir gönderme yapıp geçmişte bazı paydaşlar tokatlayın çağrıları yapıyordu. Herhalde Jiku yanlış anladı dedi. Erden Timur maça etki eden, şampiyonluğa etki eden bir hatadan bahsetti ki bu pozisyon kastettiği. Temiz eller operasyonu başlasın dedi. Sahada böyle şeyler yaşanmasın dedi. Ona cevaben Fenerbahçe'de Genel Sekreter Burak Kızılan çıktı. TRT Spor'da canlı bir yayına bağlandı ve dünkü maçtan sonra başlayan yalan operasyonun devamını getiriyorlar dedi.
İşte Süper Kupa karşılaşması oynanacak Cuma günü Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ortak basın toplantısına nasıl bakıyorsunuz şeklinde bir soru geldiğine ve buna karşı çıktıklarına, biz bu zihniyetle yan yana ortak aynı masada hiçbir şey yapmayacağız, Süper Kupa'nın basın toplantısı da buna dahil, buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz diye bir cevap verdi Burak Kızılan. Onun haricinde yöneticilerden Ahmet Ketenci Haber Global'e konuştu. O da yine Galatasaray'ı eleştirdi. Selahattin Baki gece ya da akşam geç saatlerde bir YouTube yayınına çıktı ve o da Galatasaray eleştirilerde bulundu ki onun kullanmış olduğu bazı ifadeler çok tehlikeli bana kalırsa. Olmamış olmuş gibi göstermek Türkiye'ye yıllar önce bir grup tarafından yaşatılan bir şeydi. Görüyoruz ki temizlik sadece posterlerden yapılmış dedi. Burada zaten neyi ima etti açık Selahattin Baki'nin. Yani iş yine yönetici açıklamalarıyla çok kötü yerlere gidiyor. Yine ortam acayip gerilmiş durumda. Hani kusura bakmasınlar, çocuk gibi kavga ediyorlar. Yani çocuk gibiler yöneticiler. Koca adamlar, yaşını başına almış isimler, olgun olan isimler bir pozisyon üzerinden. İki tarafta hani birisi çok net penaltı diyor, diğeri penaltıyla alakası yok diyor. Bence ikisi de değil. Yani ne çok net penaltı, ne çok net penaltı değil. Biz hakem değiliz. Siyah veya beyaz olarak görelim. Hayatta sadece iki renk yok. Beşiktaş için iki renk olabilir, siyah beyaz, ama pozisyonlar, hani gri pozisyon diye bir kavram var. Bana göre de mesela bu pozisyon gri. Verse bir şey diyemezsin, vermedi, var uyarmadı, ben yine bir şey diyemem. Şimdi tabii ki taraflar bunları kendi penceresine alıp onu haklı göstermeye çalışacak şekilde, ben de aynı ifadeyi kullanayım çünkü hepsi kullandı, manipülasyon yapıyorlar. Hani birbirini suçladıkları şeyi zaten taraflar kendileri yıllardır yapıyorlar. O yüzden dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum. Benim açımdan hiçbir geçerliliği yok yöneticilerin bu açıklamalarına ortamı gelmekten başka. Tanımıyorum, kabul etmiyorum diyorsun. Valla geçmişte hakem kararlarını konuşmuyordum. Şimdi yakında yönetici açıklaman da konuşmamaya başlarsam farklı yerlere gidebilir. Yok, doğru yere gelmiş olursun. Bu sefer doğru mu? Bu sefer arkamda duracak mısınız? O zaman durmadınız. Yönetici açıklamalarını konuşmamak, hakem kararlarını konuşmamaktan bence çok daha doğru bir duruş olur Türk futbolunda. Çünkü işte sana bunu söyleyen kişi Türk futbolunun bir numaralı sorununun yöneticiler olduğunu düşünüyor. Evet. Şimdi burada işin o haklı, bu haklı tartışmasından sıyrılması çok uzun zaman önce oldu. O evreyi geçtik. Yani kitap 74 bölüm, o 3. bölüm falandı. Geçti o bölüm. Yani başta ne okuduğunu da bazen unutursun ya, o kimdi ya dersin. Bir tane karakter çıkar sonradan, ha oymuş dersin. O geçti artık. Yani unuttuk onu. O haklıydı bu pozisyonda. Hakikaten doğru karar buymuş. Doğru karar şuymuş. Yanlışmış. Onlar geçti. Şimdi konu sadece kendi gerçeğin üzerinden ne kadar fazla konuştuğun, ne kadar fazla kamuoyu yaptığınla alakalı. Bugün bir Fenerbahçeli'yi o pozisyonun penaltı olduğuna ikna etmen kolay değil. Çok zor bir görev. Evet. Zor bir iş. Aynı şekilde bir Galatasaraylı'yı da penaltı yok diye ikna etmen eşit derecede zor bir iş. O yüzden bununla uğraşmanın bir anlamı yok. Yani bakış açıları insanların zaten bu yönlendirmeleriyle beraber iyice keskinleşmiş durumda. Yani sen bugün bu pozisyon işte bana göre gri pozisyon dediğin zaman insan ya diyor ki gene söyleyemiyor ya, işte bak gördün mü, bu nasıl Galatasaraylı. Bak ben eminim kaç kişi bunu söyledi sen az önce söylediğin zaman. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ama ne diyorlar biliyor musun? İşte zaten evet, çalıştıkları yer belli. O yüzden söyleyemiyorlar. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Aksini söylesen işte şu şehirden söylüyor. Zaten Galatasaray olduğu için söylüyor. Yani şeyler belli. Kalıplar belli. Roller dağıtılmış. Bu rollerin üzerinden haklıyı aramanın bir anlamı yok. Beyhude bir çaba. Onu geçelim. Yani o tartışmaya girmeye bile gerek yok. Fakat burada da derbi bittiği anda ortada futbol yok. Ortada oyun yok. Ortada pozisyon yok. Ortada şut yok. Ama
Icardi'nin pozisyonu var. Şimdi Icardi'nin pozisyonu olduğu anda o bitti. Derbide berabere kaldım diye üzülen var mı? Sorusunun cevabı net söyleyeyim bence yok. Bak yok. Yöneticiler, teknik adamlar, futbolcular hepsini dahil ediyorum işin içine. Dün dile getirmeye çalıştım. Biraz taraftarlar üzülmüştür. Onun dışında berabere kaldım diye üzülen yok. Ama hiçbir takım beraberliğe özünde üzülmese de bundan sonraki süreçte o pozisyon almak zorundalar. Şimdi dün açıklama yapan 3 tane Fenerbahçe yönetici diyorsun. Benim sayabildiğim 3. Aynı gün. Bilmiyorum belki 4. vardır yani. Ben de 3 tane gördüm. Ama minimum 3 diyebiliriz. 2. Minimum 3 diyebiliriz. Konuşma zorunluluğu ve kamuoyu oluşturma zorunluluğu hissediyorlar. Çünkü yapmak zorundalar. Çünkü rakip bir şey söylüyor. Sen bir şey söylüyorsun. Bir şey söylemen lazım. Senden beklenti o. E şimdi Erden Timur en son ne zaman konuştu? A Spor'da galiba. Hayır. Ondan önce. İşte A Spor. Ortada yoktu. Ha işte en son o şey canlı yayına çıktı. Canlı yayına çıktı. Onu kastettim ben. Dün ödül töreninde konuştu. Evet. Yani A Spor dedim o ilk yayında. Anladım. Ortada yoktu Erden Timur. Ama hemen çıkıp konuşmak zorunda kaldı. Dursun Özbek bir Trabzonspor maçından sonra konuşmuştu. Böyle direkt olarak karşılaşmayla alakalı olarak sert diyebileceğin tonda. Bir de bu karşılaşma sonrasında konuştu. Çünkü konuşmak zorunda. Çünkü o kamuoyunu oluşturmak zorunda. Ama bu oluşturdukları kamuoyu şunu fark edemiyorlar yönetici. Sadece kendi taraftar kitlesini daha keskinleştiriyor. Yani Erden Timur, Dursun Özbek, Selahattin Baki, Burhan Bey konuştukları zaman karşı tarafa geçen hiçbir şey yok. Yani adalet dedikleri zaman karşı tarafa geçmiyor. Hani Fenerbahçeliler şey demiyor Erden Timur'un temiz eller operasyonu. Evet ya haklı yapılsın. Evet bir kişi demiyor bak demiyor. Bir kişi demiyor. Onu anlayamıyorlar. Ve aslında o da beyhude bir çaba. Sadece keskin olan bıçağı daha fazla biliyorlar şu an. Kendi taraftarlarını daha fazla biliyorlar. Tekrar başa saralım filmi. Tekrar söylüyorum. Bakın kendinizden düşünün, çevrenizden düşünün. Bir Fenerbahçeliği o pozisyonu penaltı diye ikna etmeniz kolay değil. Aynı şey Galatasaraylı için de geçerli. Tersi için. Ve bütün bu açıklamalar sadece o cephelerdeki bıçakları biliyor. O kadar. Hiç kimse şey demiyor. Ya evet doğru söylediler ya. Hakikaten böyle bizim kulüp de böyle yapıyor. Yani biraz biz kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Burada bir hata yaptık. Bu kadar büyütmeye gerek yoktu. O paylaşım yapmaya gerek yoktu. Bir kişi yok böyle bir şey. Kimse kendini kandırmasın. O yüzden de bu bir pozisyon alma savaşı. Bu bir dur ben de gerekeni yapayım, gerekeni söyleyeyim, altta kalmayayım savaşı. Ve bu şekilde devam edecek. Hani bunun bir sonucu yok. Tekrar söylüyorum. Yani haklıyla haksızı unuttuğumuz bölüm 3. bölümdü. Şu an 74. bölümdeyiz. O geçti. Öyle bir şeyi bulmamız da mümkün değil. Çünkü sen herhangi bir pozisyonda kendi özgür iradenle fikrini söylesen dahi bunu kabul ettiremiyorsun insanlara. Geçmiyor yani karşı tarafa. Diyorsun ki bu pozisyon penaltı. Şöyle bir cevap geliyor. Bir hafta önceki pozisyonda niye söylemedin? Ya kardeşim onu söylemiyorum. Bak bunu söylüyorum. Bugünkü gündem bu pozisyon. Bu pozisyonla ilgili fikrimi söylüyorum. O zaman ötekini de söyleseydin. Peki tamam. Diyor ki bu pozisyon penaltı değil. Penaltı değil mi? Nasıl penaltı değil? O zaman sen çok büyük bir Galatasaray düşmanısın. Zaten şu takımı tuttuğun için bunu söylüyorsun. Yani hani bir herhangi bir aklı selim açıklamayı karşı tarafa geçirmenin imkan ve ihtimalinin olmadığı dönemler yaşanıyor. Şimdi Süper Kupa karşılaşması var. Hakem Abdülkadir Bitigen oldu. Allah yardımcısı olsun. Dün Selahattin Baki dedi ki Arda kardeşlerden 100 rahatsızsak Abdülkadir Bitigen'den 100 bin kat rahatsızız dedi. Mesela daha dakika bir, gol bir. Böyle şimdi diyorum ya yönetici açıklamaları bıçakları biliyor zaten. Yönetici açıklamaları bıçakları biliyor. Şimdi bak mesela Erden Timur dün gene çok sakin konuştu. Sesini yükseltmedi. Düşük tonda konuştu. Tavrı öyle genelde. Ama bak çok net bir şey söylüyor. Bir hata yapıldı. Şampiyonluğu etkileyecek kadar büyük bir hata diyor. Yani aslında bakış açısını gösteriyor.
Yani bizim çok büyük bir hakkımız yendi. Şampiyonu etkileyecek kadar büyük bir hata diyor. İşte kirli bir ortam var. Aslında bu ortam temizlense bu hata başımıza gelmez diye getiriyor. Ama bu basit bir pozisyon işte. Yani gri bir pozisyon. Bu en temiz hakemlerle de yönetilse. Evet. Barda en temiz insan yok, bunu, da olsa bunu, olabilecek bir hata aslında. Ama öyle kabul etmiyor. O yüzden de dün hani sizle reklam arasında konuşurken insan Instagram'da gördüğüm bir şeyi sizle paylaşmıştım. Orada böyle bir esprili bir video var. Ama esprili video içerisinde diyor ki sizin kendi takımınız olan sevginiz mi daha büyük yoksa rakip takım olan nefretiniz mi daha büyük diye bir soru soruyor. Hakikaten güzel bir soru. Şu an bence futbol severlerin özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray arasında çoğunluğunda hissedilen kendi takımın olan sevgiden daha çok rakip takım olan nefretin daha büyük hale gelmesi problemlerden bir tanesi. O nefretin büyüklüğü, o nefretin sürekli körüklenmesi camialar tarafından bakış açılarını ortadan kaldırmış durumda. Yani makul, aklı selim bakış açılarını tamamen ortadan kaldırmış durumda. Taraftar anketleri yapılıyor ya işte bilmem kaç milyon Galatasaray, bilmem kaç milyon Fenerbahçe taraftarı var. Onlara bilmem kaç milyon anti Galatasaray, bilmem kaç milyon anti Fenerbahçe taraftarı falan diye ayrı bir kategori açmak lazım. Hani kendi takımına sevgisinden çok dediğin gibi rakibi olan nefreti ağır basan futbol severler işte, var. Hani yöneticiler de ne yazık ki sürekli olarak Türk futbolu şöyle korumamız lazım, böyle korumamız lazım deseler de bu şekilde düşünen, bu şekilde kolay manipüle edilen insanları iyice biliyorlar. Ve sonu da iyi gitmiyor. Burada sağduya çağıran da biz burada iki işte ne deriz ki radyocuyuz yani. Senin benim sağduyu falan hikaye geç hayır, onları hiç hayır. Kimsenin taktığı ettiği yok. Yok yani öyle bir sorunumuz da yok yani da. Şu konuştuklarımıza gülüyor insanlar. Büyük ya ihtimalle. Bırak hikaye anlatma diyorlar biliyorum olabilir. Ben. Yani 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum neler düşünüldüğünü. Hikaye anlatma diyorlar. Ama tekrar söylüyorum yani birini o ya da başka bir pozisyonla alakalı olarak kendi takımı aleyhine olmadığına ikna etmek ne bileyim hani bir şeyden daha zor. Roket göndermekten uzaya daha zor gibi şu an. Barış abi zaman zaman söylüyor. Reklama da gitmemiz gerekiyor. Biraz açtık ama hani kör tadım diye bir şey var sonuçta. Burada da aslında hani formaları çıkartıp yorumlatsan zaten çok farklı yorumlar gelecektir muhakkak. Ama işte o formaları gördükten sonra aynı şekilde yorum yapamıyor insanlar. Maalesef durum bu. 8.37 ara vaktimiz ardından sonra devam edeceğiz. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Saatlerimiz şimdi bu bölümde kısa bir şekilde Kasımpaşa Rize Spor maçından bahsetmek istiyorum. Dün 17 seansının karşılaşmasıydı. Ben de bu karşılaşmayı takip ettim. 2-2 bitti karşılaşma. Keyifli bir maçtı. Açıkçası pişman olmadım. Normalde hani bir Süper Lig maçı izlemek kolay değildir 90 dakika sabretmek ama dün tempo olarak hareketli bir karşılaşmaydı. Penaltı oldu maçın başında. Bir VAR uyarısıyla bir elle oynama sonucu çok da kritik bir pozisyondu. Yakın pozisyonda ele müdahale vardı. Hakem göremedi. Hakem Turgut Doman'dı bu arada. Yeni jenerasyon hakemlerden birisi. Benim de yavaş yavaş dikkatimi çekmeyi başaran bir hakem Turgut Doman. Yeni jenerasyon bilmiyorum. Yeni oldukları için belki de daha cesurlar. İşte direnç Tomusluoğlu da bence son dönemde iyi işler çıkarıyor. Turgut Doman da dün maça hakim bir görüntüdeydi. Pozisyonu süzemedi. Normal. Çok zor bir pozisyon. VAR uyarısıyla gitti, izledi, verdi. Aytaç topun başına geçti. Ligin en golcü oyuncularından birisi. Kaçırdı. Gökhan Akkan kurtardı. 0-0'dı karşılaşma. Sonrasında Kasımpaşa Ajdanovic'in golüyle bir 0'a geçti. O da çok güzel bir gol attı. Ceza sahasına koşu yapan takım arkadaşı Nuno Da Costa topu geriye doğru çıkardı. Top yerden sekti. Ajdanovic de kendini böyle yana eğdi. Sol ayağına geldi top. Kendini hazırladı ve tek vuruşla acayip bir gol attı. Kasımpaşa öne geçirdi. Sonrasında aynı anda iki takımdan birer stoper sakatlandı. Ali Kulov Rize'de, Sadık da Kasımpaşa'da sakatlandı. Adele sakatlandı. Aynı dakikada sakatlandılar. Beraber yere düştüler. Biri hemen çıktı. Sadık 5 dakika daha sahada kalıp sonrasında oyunu terk etmek durumunda kaldı. İkinci yarı
sakatlanan Ali Kulov'un yerine giren Sinan Osmanoğlu da sakatlandı 63'te. Bir diğer stoperi sokmak zorunda kaldı İlhan Palut. Zaten stoperden yana dertliydi. Dün toplamda 3 stoper sakatlığı yaşandı. Normalde hani hücum oyuncularının daha fazla Adele sakatlığı yaşadığı bilinir ya da kanat oyuncularının daha çok bindiren ama stoperlerden yana dün sakatlık gelişmeleri çoktu. İlk yarı biterken Rize Gaiş'le o da Arjantin'di bir golcü. Onunla beraberliği buldu. Çok kritik bir dakikada geldi gol. İkinci yarıda Kasımpaşa bence çok daha iyi oynayan, daha hareketli gözüken taraftı karşılaşma boyunca. Beğendim Kasımpaşa'yı. Genç Yasin Özcan ligin en genç olup en çok süre alan isimlerinden birisi. Bu sezon hem o hem işte Sivas Spor'da Yunus Emre bir çırpıda aklıma gelen iki oyuncu çok fazla maç deneyimi yaşadılar. Yarın öbür gün hani büyük takımlarda transfer olurlarsa çok büyük de bir avantaj olacak onlar açısından. Yasin de dün sol bek başladı. Sadık'ın sakatlığıyla birlikte stopere geçti. Benuanes sol açıktan sol beke geçti. Engoy kanada geçti Sadık yerine. İkinci yarıda da Numa da Costa ile Kajlanović burada da ön plandaydı. Asisti yaptı. Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Devamında da Rize Spor'un golü geldi. Ama dediğim gibi güzel, hareketli bir karşılaşmaydı. Kasımpaşa'da tabii teknik direktör şu anda Sami Uğurlu. Onun gelişiyle birlikte ufaktan bir hava yakalandı. Futbolcularla diyaloğunun bayağı iyi olduğu gözüküyor. Gol sevinçlerinden çıkardığım benim bu güzel bir detaydı. Rize Spor'da da kadro aslında çok kaliteli bir kadro değil. Yani bugün Rize maçlarını izlemeyen birine ilk 11'deki oyuncuları saysam ya bu oyuncular kim? Süper Lig'de mi oynuyorlar? Bence dersin. Sağ bekte Taha Şahin var. Sağ kanatta Benhur Keser oynuyor. İşte Zekiri sol kanatta oynuyor. Stoperde Emirhan Topçu var. Adı zaman zaman büyüklerle geçmişti. Penaltıyı yaptırdı dünkü karşılaşmada. Ama planlı programlı bir yabancı transfer politikası vardı sezon başında. Yani fena yere getirirken bu isimleri. Hani onlar da öyle müthiş bilindik isimler de değiller. Yani, bilindik isim almadılar. Öyle bir belli yıldız. Bir bütçe doğrultusunda. Hani çünkü Anadolu takımlarında böyle hani bir Shelby'yi belki orada ayırabiliriz. Marka transfer olarak Shelby konuşulabilir. O da bayağıdır ilk 11 oynuyor düzenli şekilde ama onun haricinde daha mütevazı isimleri tercih ettiler. Hani bireysel kaliteden çok takım oyunuyla tabii bir şeyler yaratmaya çalışan bir takım. İlhan Palut'la birlikte de bunu başarıyorlar. Ligde de şu ana kadar hani 17 maç sonunda 26 puanla 7. basamaktalar. Hani Kayseri Spor kadar puan olarak ve oyun olarak fark yaratamasalar da Kayseri'den de 3 puan geride sadece Çaykuze Spor. Hani bu kadroya baktığımda ortaya çıkan iş bence lig standartlarının üzerinde. O açıdan takdir etmek lazım. Çünkü gerçekten hani bütçesel olarak diğer rakipleriyle şu aşamada çok fark var takımlar arasında. Yavaş yavaş bilmiyoruz. Her sene gerçi aynı terane. Bazı takımlarda sözleşmeyi fesheden oyuncular oluyor. Takım kaliteleri düşüyor ama sonra bir enjeksiyon geliyor böyle başkan mı değişiyor artık ne oluyorsa. Tekrar böyle bir yapılanma. Yine paralar çok çok harcanıyor. Bilemiyorum hani. Şimdi Anadolu takımları için kötü bir dönem. Ama yarın öbür gün tekrar ayağa kalkabilir. İşte Samsun Spor transfer yasağı cezası aldı. Konuşamadık geçen hafta Cuma günüydü. İki dönem ceza aldılar. Yaz transfer dönemi de kapalı olacak. Adana Demirspor öyle. Şimdi Beşiktaş onu da konuşamadık. Victor Ruiz 2 küsür milyon euro ödemek zorunda. O ödeme yapmadan transfer yapamıyor. Benim okuduğum o gün çıkan öyle haberlerde. Mi? Evet. Victor Ruiz'e ödeme yapması lazım. Ki normalde çok daha az ödeyip bu konudan kurtulabilecekken Ahmet Nur Çebi yönetimi işte pandemi dönemindeki sıkıntılar vesaire şimdi kat be kat fazlasını ödemek zorunda kalıyor. O konu seninle çözemediğimiz bir konu değil Sen mi? Seviyorsun bu konuyu. Neden? Yöneticilerin tek taraflı feshedip ya da oyuncular feshedip işi mahkeme boyutuna taşımaları ve yönetimlerinde adeta ki burada ara bulucu olmuş Beşiktaş'a yazı gitmiş fakat Beşiktaşlı yöneticiler ya da ilgili profesyoneller bunu yönetime iletmemiş veya iletse dahi bir aksiyon alınmamış. Alınsa çok da erken çözülebilecek bir konu olduğu yazıldı. Şimdi bu nasıl oluyor? Değil mi? Çok güzel bir soru. Dün bir avukat beyefendiyle tanıştım. Futbol meraklısı. Ondan sonra futbolda bayağı seviyor. Onunla bu konuyu da konuştuk. Yani sen mi açtın? Konu futboldu. Ondan sonra iş buraya geldi. Futbol artık paradan, ekonomiden bağımsız değerlendiremediğin için.
Şimdi sana söyleyeyim, sen de katılacak mısın? Yani benim biraz bakış açımı açıkçası genişletti. Çünkü biz tabii biraz daha açıkçası sığ bakıyormuşuz diye düşündüm ondan sonra. Çünkü senle şöyle konuşuruz ya, bu yöneticiler bu işi nasıl yapıyorlar? Yani adamın sözleşmesini feshediyorsun, ondan sonra çıkıyorsun, affedersiniz ama pişkin pişkin, bir şey olmayacak merak etmeyin diyorsun, ondan sonra pat sana acayip bir fatura çıkıyor. Şimdi Beşiktaş bir sene oynattı Ruiz'i, 2 milyon euro ödeyecek Ruiz'e, bir de pandemi döneminde kestiği parayı %5 faiziyle ödeyecek. Evet. Yani sözleşmesinden bir rakam kesmiş, 350 bin euro kadar, onu da %5 faiziyle ödeyecek. Burada yalnız Victor Ruiz feshetti sözleşme. Yani yönetim feshetmedi. Onu da ayrım yapayım. Dediğin örnekler de var ama. Bu oluyor değil mi? Defalarca oldu. Teknik adamlarda oldu. İşte Torrent'te Galatasaray yaptı. Evet. Max Kruse'de Fenerbahçe yaptı. Dediler ki hiçbir şey olmayacak, merak etmeyin. O şu bu. Ya dedim, bu nasıl oluyor? Yani mesela avukatlar, bu sözleşmeler, yanlış yorumlama gibi bir iş nasıl olur dedim. Yo, öyle olmuyor ki dedi. Sadece dedi, o anda ödemek istemiyorlar dedi. Yani aslında bu yine sevgili yöneticilerimizin yaptığı bilinçli bir tercih olduğunu söyledi. Şimdi dedi, o sözleşme ne zaman dedi? 2020. 20. Covid dönemi. Tabii. Ne zaman karar çıktı? 2024'e geliyoruz neredeyse. Dolayısıyla bu bir tercih dedi. Bu bir hata değil. Bu bir tercih. Yani o zaman o paraları ödemek yerine normalde oyuncuyla anlaşıp el sıkışıp al 1 milyon euro teşekkür ederiz, biz seninle hukuki şeyi tamamen kapattık deyip ayrılmak yerine, tamam gitsin davalık olalım, zaten 4 sene sonra ben takımın başında mı olacağım, 4 sene sonra ekonomi ne olacak, hiç umurlarında değil dedi. O zaman düşünürüz dediler, ya da biz görevde olacaksak da o zaman düşünürüz, öteleyelim problemleri diyorlar. Evet, fena bir bakış açısı. Yani bu avukatların dedi yanlış yapma ihtimalleri yok öyle konularda dedi. Hı hı. Yani sözleşmesi üzerinde, kulüpte sözleşme varken bir avukatın bakıp kulübe yanlış bir hukuki danışmanlık yapma ihtimali yok dedi. Bunu kasti olarak tercih ediyorlardı. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coştu onda. Evet, yeni saatteyiz. Az önce hani bir anda Kasımpaşa Rizespor maçını konuşurken Beşiktaş Victor Ruiz oradan futbolculara yapılan bu yapılmayan, önce yapılmayan sonra yapılmak zorunda kalınan ödemelerden, çok da dert edilmeyen, evet, hesabı bahsettik, sorulmayan, farklı bir pencere açtı bence de. Katılıyorum sana, yani yöneticiler ya da profesyoneller ne olduğunu aslında farkındalar, tercih etmiyorlar ödemeyi. Yani o dönemde ben işte 400 bin euro vereceksem Victor Ruiz'e vermeyeyim, o parayı transfere veya oyuncu maaşlarına, takımda olan isimlere harcayayım, zaten kısıtlı bugünün sorunlarına harcayayım. Evet, onu öteliyorlar genelde. Biz de yapıyoruz, hani problemlerimizi öteliyoruz hayatta. Kulüp yöneticileri de sonuçta bizim gibi insanlar olduğu için onlar da kulüp problemlerini öteliyorlar bir şekilde. Yarın ola hayır ola, bizim genel bakış ama açılarımızdan işte, biri bu. Ama işte kulüp 2 ödeyecekken 4 ödüyor, 3 ödeyecekken 5 ödüyor. Hiç ödemeyecek deniyor, 3 ödüyor. Yani kulübün parası gidiyor. Ondan sonra işte bir bakıyorsun Beşiktaş'ın borcu da 6 ayda 1,5 milyar lira artıyor. Durduk yere artmıyor ki bu borç. 9 milyara dayandı neredeyse Beşiktaş'ın borcu. Sen de reklam arasında konuşurken sen dedin ki işverenlerin aslında bu işte 3 sene 4 sene sonra ödemesi işine geliyor. Hı. Ama orada da tabii TL ödüyor işveren Türkiye'de. Şimdi burada 2020'de yabancı bir oyuncuya olan borcun hem zaten euro bazında biraz faizle artıyor, bir de üzerine kur farkı giriyor, yani 4 ama kat kadar. Şöyle düşün, o zaman çok tahmin edilebilir bir şey değildi kurun bu değildi şekilde gideceği. Ama işte günün sonunda daha da kötü oldu. Evet. Kulüpleri daha da kötü etkiledi. Yarın öbür gün böyle ötelense belki bu kadar problem olmaz. Hani kur daha biraz daha sakin olursa o zaman kulüpler daha gönül rahatlığıyla bu şekilde öteleyebilirler. Şimdi belki biraz düşünüyorlardır. Yani şimdi öteliyoruz da yarın öbür gün kur yine zıplarsa. Düşünüyorlar mıdır sence gerçekten? Yok, düşünmüyorlardır. Bak 4 sene sürmüş. Şimdi Hasan Ağar 1,5 yılına geldi. Evet. Sonrasında seçileceğinin de bir garantisi yok. Şimdi gönül rahatlığıyla para harcayabilir. Hesapta vermez sonuçta. Parayı harcadım.
başarısız olduk. Çekilir. Bir de bunu şey yapamıyorsun ki, kanıtlayamıyorsun ki. Kötü niyetle para harcadı. Tamam, kötü niyetle nasıl kanıtlayacaksın? Kanıtlayamıyorsun ya genelde. Hani Fikret Orman'la da ilgili bazı iddialar var. İşte kayıp 102,5 milyon eurodan bahsediliyor ama nerede bilmiyoruz. İsteyen yönetici harcar, futbolcuya harcadım der. Olmadı, tutmadı, futbolda bunlar var der. Sıyrılır, hiçbir sorumlulukları yok. Yükümlülükleri yok. Hapse de girmiyorlar. Çok para harcadılar vesaire diye. O yüzden gönül rahatlığıyla harcamaya devam eder yöneticiler. Zaten olan da bu genel olarak. Evet, buraya geldik. Dün ben hemen sana çok keskin bir dönüş yapayım. Tamam. Alanya Spor Samsun Spor maçının da ben son 20 dakikasını izledim. Tabii ben açtığımda 2-0'dı. Samsun Spor oyunu çok force ediyordu. Çok bir şey anlamak kolay değildi. Özellikle Fofana'nın olduğu sol kanattan bayağı zorladı Samsun Spor. Gene o kanattan bir gol de buldu. Ama ondan sonrasında daha fazlası tabii risk edildiği için Alanya Spor bir kontrayla rakibini vurabilirdi. O fırsatta Alanya Spor'un ayağına birkaç kez geldi. Bir tanesini değerlendirdi ve skoru 3-1'e taşıdı. Hani genel anlamıyla izlerken mesela o son 20 dakikalık bölümde keyifliydi. Ama tabii hani bir takımın 2-0 geride olması, risk alması biraz işin keyifli tarafı oydu. Öyle çok fazla yerde yatma, düşme olmadı benim izlediğim bölümde. Orası da böyle izlenebilecek bir 20-25 dakikalık sekanstı. O yüzden ben de hani sen dedin ya çok pişman olmadım diye. Ben de en azından doğru zamanda açmışım karşılaşmayı. Doğru bir bölümünü izledim. Alanya Spor da Fatih Tekke ile birlikte biraz toparlandılar. Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik oldu ve tıpkı geçen sezonki Adana Demirspor gibi forvetsiz bir düzende sahip çıkıyorlar. Evet. Yani Efe Can, Novaiş merkezdeler. İkisi de bir santrfor değil, forvet bile değiller. Sol kanatta normalde sol bekte izlemeye alıştığımız Yusuf Özdemir var. Beşiktaş maçında da öyleydi. Sağ kanatta da Oğuz Aydın var. Onu da hep ben Süper Lig'de sol kanatta izliyordum. Sağ ayaklı bir oyuncu. İçeri çekmeyi sever. Bu sefer çizgilerde böyle çizgiye inecek oyuncuları ve hızlı oyuncuları, liginde en hızlı oyuncularıdır büyük ihtimalle. Yani en hızlardan biridir bu oyuncular. Onları tercih ediyor Fatih Tekke. Bir golde Yusuf Özdemir asist yapıyor. Oğuz atıyor. Diğer golde Oğuz asist yapıyor. Yusuf Özdemir atıyor. Yani saha içerisinde o karşılığını almış gibi gözüküyor Fatih Tekke kısa vadede. En azından onlarla golleri bulup galibiyetler aldı. Onlar da rahat bir nefes almışlardır bu galibiyetlerle birlikte. Şu anda puan tablosuna da bakayım. Alanya Spor 12. basamağa kadar yükseldi. 20 puana çıktı. Düşme hattında ya da hatırlarsın. Evet, zaten puanlar da o kadar yakın ki yani İstanbul Spor hariç diğerleri birbirine çok yakın. Alanya 12. diyorum. Küme düşme hattı 17. basamak oluyor. En üstü 17 puanda Karagümrük. 3 puanlık bir fark, evet, var sadece. Karagümrük ki hani lige kötü başladı. Puan olarak, oyun olarak yine belli bir seviyenin üstündeydi. Ortalarda iyi işler çıkardı. Şimdi 3 maçtır kaybediyorlar. Bir anda küme düşme hattına tekrar gerilediler. Konya oraya çok yakın. Gaziantep öyle. Başakşehir biraz toparladı. Ama 2 puanlık fark var. Çok yakın, acayip bir kümede kalma yarışı olacak gibi gözüküyor. Peki küme düşme hattını tam olarak say desem şu an 2 tanesini zaten söyledik. Sayamam. İki tanesini söyledik tabii zaten. Söyledim ama yani diğerlerini de sayamam. Riske girmeyeyim diyorsun. İstanbul Spor 5 puanla sonuncu, 20. 19. Pendik Spor 14 puanda. 18. Samsun Spor 15 puanda. Karagümrük'ün de 17 puanı var. 17. sayarmışım sırada. Yani. İşte Karagümrük'ü zaten İstanbul Spor'u saydık. Ötekileri düşündüm de. Pendik Spor. Sayarmışım. Ve keşke Samsun kendime Spor bir şans verseymiş. Yani hiç denemedim bile yani. Vallahi bir takım bile saymadın ama dediğim gibi puanlar çok yakın. Hatay Spor son haftalarda kazanamıyor ama hala küme düşme hattının üzerinde 2 puan farkla 13. basamaktalar. Ankara Gücü yenilmiyor ama yenemiyor da, son 4 hafta berabere bitirdiler. 20 puanla 11.ler. Sivas 21 puanla 10. Kasımpaşa 23 puan oldu 9. Antalya Spor 24 puanla 8. Rize'den az önce bahsettik, 26 puanla 7. Adana Demirspor son hafta Antalya Spor maçında birçok eksiğine rağmen kazanmayı başardılar ve 6. basamakta yer alıyorlar. Rize Spor'u geçmeyi başardılar. Beşiktaş, Kayseri Spor 29'ar puanla 5 ve 4.ler. Trabzonspor 30 puanla 3. Fenerbahçe ve Galatasaray'da
şu anda ilk iki sırada yer alıyorlar ve ligde bu karşılaşmalarla birlikte bir araya gitti. Tabii öncesinde çalışmadık ama Ali abi ligin bu ilk bölümü dediğimiz bölümde aklında ne kaldı? En iyi transfer, en çok etkilendiğin futbolcu, büyüklerden, Anadolu takımlarından, neler, teknik direktör değişiklikleri, hani çok fazla yaşandı tabii ki, ilk akla gelenlerden biri o. Fenerbahçe Galatasaray'ın bu kadar fazla domine etmesi, oradaki transferlerin özellikle Fenerbahçe cephesine çok fazla katkı vermesi, hani ben bir çırpıda aklıma gelenleri sayayım. Icardi'nin son haftalardaki formsuzluğu, mesela bugün haberi var Mehmet Özcan'ın, son 12 maçta akan oyundan bir golü varmış sadece Mauro Icardi'nin. Bir de penaltı golü var. Onun düşen performansı, işte Beşiktaş'taki kaos, Kayseri'nin ligdeki çıkışı, neler kaldı aklında? Herhalde takımın ligde attığı gol sayısına ve oyuncunun attığı gol sayısını oranlarsan Tiam'ın performansı en etkileyici olanlardan bir tanesiydi. Bireysel anlamda çok iyi işler yaptı Tiam. Onun dışında zaten Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yani muhteşem bir dominasyon yarattığı için ilk yarının bitimiyle beraber kadrolar kurulduğu zaman Fenerbahçe Galatasaray ağırlıklı olması son derece normal. Bunun yanında hani şimdi mesela tek santrofor mu oynayacağız, çift santrofor mu oynayacağız? Çünkü Icardi çok yüksek perdeden başlayıp ciddi bir düşüş yaşayınca sanki Dzeko son dönemde belki biraz daha ön plana çıkmış olabilir. Acaba 11'e Dzeko'yu mu alsak diye düşündürebilir sana bu noktada. Öyle bir durumu var. Herhalde 10 numara pozisyonunda klasik bir 4-2-3-1 oynarsak orada Szymański'nin etkiliğinden bahsetmek lazım. Fred'in oynadığı karşılaşmalarda, oynamadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin performansının ciddi şekilde değişmesi 8 numarada Fred'i ayrı bir yere koyuyor. Oynadığı her maçı kazandı. Evet. Torreira çok eleştirilen bir oyuncu olsa da rakip takım taraftarları tarafından, o da Galatasaray'ın olmazsa olmazı. Yani Torreira'yı çıkardığın zaman Galatasaray'dan, Galatasaray da büyük bir sıkıntı yaşar. Yani orayı gördüğün gibi 6-8-10 diye düşündüğün anda 3 büyük düzeltiyorum, Fenerbahçe ve Galatasaray hemen domine etmiş oluyor. Hani Tiam'ı yerleştirebilirsin. Onun dışında başka bir düşüneyim. Hani böyle bir çırpıda insan aklına gelmiyorsa da zaten. Tiam'ı nereye yerleştirdin? Hani 11'e atayım diye düşünüyorum. Anladın mı? Atarsın bir şekilde Tiam'ı. 11'e atmak zorundasın çünkü. Ben Tadic'i koyuyorum mesela. Şey olarak. Bak Tadic'i koyuyorsun, gördün mü? O zaman merkeze Dzeko ya da Icardi'yi koyacaksın. Sağ tarafa da İrfan Can'ı koy, bitsin zaten. Olay bitsin. Büyüklerden yani. Bitiririz. Lig zaten oynanmasın zaten. Öyle oluyor yani. Zaten bir anda aklına gelmiyorsa bir şey vardır. Şimdi sen hemen sordun. Hiç böyle bir üzerine çalışmadan Tiam diyebiliyorsun. Peki ondan sonrası? Aytaç Kara geliyor gol kralına baktığında. Bir kısmı penaltıydı Mertelam olsa gibi, da. Mertelam gibi sorayım diyecek. Kaçı penaltı? Aytaç'ın kaçı en penaltı? En az 3'ü penaltıdır. Kaça? En az 3'ü ya da 2'si penaltıdır. Ama böyle müthiş yarısı da değil. Kaleci ön plana çıkarman lazım böyle durumlarda. Mesela Livakovic'in geçen derbi öncesi çıktı. %58 küsür kurtarış yüzdesi. Muslera'nın %80 civarı olması. Yani bayağı fark var arada iki kaleci. %80 ise olağanüstü kurtarışı olarak. Ama bu sadece istatistik tabii şey yansıtmıyor biliyorsun. Yani şu nasıl olduğu da çok önemli. Tabii. Bu biraz yanıltıcı oluyor bir anda öyle söylediğinde. Ama genelde hani hücumu büyükler domine etsin. O zaman dön. Hani bir defansif orta saha, böyle çok müthiş işler yapan, parlayan bir defansif orta saha. Bir ara Yusuf Sarı çok etkiliydi. Adana Demirspor'la beraber o da ivmeyi kaybetti. Hani şöyle bir başaltı takımlara bakarsan, milli takım seviyesinde ya da kendi milli takımlarında oynayabilecek durumda olan oyunculara bakarsan Yusuf Sarı vardı. Yusuf Sarı etkinliğini kaybetti Adana Demirspor'la birlikte. Savunmada ön plana çıkan bir bek, ön plana çıkan bir stoper. Yani bakıyorsun şimdi işte Fenerbahçe ara transfer döneminde stoper takviyesi yapacak. Galatasaray sol bek takviyesi yapacak. Lig içerisinden alternatiflere bakıyorsun. Uğur Çiftçi sol beke yani Uğur yazılıyor. Çiftçi geçen sene de konuşuluyordu. Yıllardır konuşuluyor sol bek için, bir türlü de olmadı transfer. Şimdi Fenerbahçe için adil konuşuldu yani. Eğer adil konuşuluyorsa zaten ligde ön plana çıkan bir stoper performansı da görmemişsin. Ben Semih'i beğeniyorum Adana Demirspor'dan. Demirspor, Semih Güler. Onun büyük takımlara transfer yapabileceğini düşünüyorum.
Samet'ten daha dengeli geliyor bana. Yani Kasımpaşa'da Levent'i söyleyebilirsin. Karagümrük. Karagümrük, özür dilerim. Evet, Mercan. Sol bek pozisyonunda. Hani o biraz bence iyi bir sezon geçirdi. Ben sayayım hemen. Gökhan Saz da iyi bir sezon geçiriyor Kayserispor'da. Onu açıyor Trabzonspor'da, çok net etki etti performansıyla. Emre Akbaba müthiş bir çıkış yakaladı. Milli takıma kadar yükseldi. Pozisyon da değişti. Yani 10 numaradan 6-8 karışımına döndü. Antalyaspor'da ben sağ açık Yeskeli acayip beğeniyorum. Biraz Vakeme'yi anımsatan bir oyuncu. Çok kolay çalım atabilen, adam eksiltebilen bir oyuncu. Antalya'da da çok fark yarattığını düşünüyorum. Gaziantep'ten Draguş bence acayip bir sezon geçiriyor. Net bir santrfor gibi değil. Daha çok forvet ama sürekli oyun içerisinde ve en büyük gol silahı Gaziantep'in. Transfer yapabilir. Güven Yalçın öyle. Delebaşı. Onu açıyı direkt atıyor musun peki? Ben 11 değil var. Dikkatli bir çekenler. Dikkatli çekenler var. Yoksa evet, 11 olarak bunların... 11 olarak yerin belli. Serin de şeyin belli. Büyüklerden kurarım orada. Ama bu oyuncular da Anadolu takımlarında bir çırpıda benim aklıma gelen, izlerken keyif aldığım oyuncular. Cardozo zaten Kayserispor'da, ondan bir zamandır bahsediyorum. O hoşuma gidiyor izlemek. Bu isimler ön plana çıktılar şimdilik. Tabii ağırlıklı Fenerbahçe Galatasaray olacak. Eğer ideal bir 11 kuracaksak, geçenlerde zaten iki takımın karmasını kurduk. Burada Ali abiyle iki bölgede pek anlaşamadık ama zaten başka bir oyuncunun girmesi de bu listeye, hani bizim o yaptığımız 11 büyük ihtimal Süper Lig'in ilk yarısının da 11'e olacaktı aynı zamanda. Çünkü öyle bir girecek isim var mı? İşte bu senin saydıklarınla beraber geniş bir şeyin oldu. Alternatif listen oldu ama senin sorduğun soru şu. Yani bu çıkış yapan oyunculardan sezonun ilk yarısında en iyi 11'e alabileceğin isim var mı? İşte ben sana sormam lazım. Mesela şimdi sen güzel isimler saydın. Ama mesela hani Levent'i de ben kalkıp en iyi 11'i almam yani. Ferdi var. Ferdi var işte. Sol bekte. Sağ bekte boyu var. Şimdi bu ikisini kimse kesemez. Mümkün değil. Stoperleri Abdülkerim Davinson bence yani aslında kesemezsin. Dün Amarty yine stoper oynasaydı, bir şans daha verseydi belki Amarty zorlayabilirdi ama o da olmadı. Adamın elinden aldık o fırsatı. O da olmadı. Orta saha Torreira, Fred, Şimanski'ye yaklaşabilecek bir oyuncu yok. İşte Emre Akbaba diyorsun ama mesela Emre Akbaba hakikaten etkileyici mi yeni pozisyonunda? Hani çok iyi işler yaptı mı? Bence yaptı. Ben izledim. Yaptı mı? Ben bütün maçları tabii 90 dakika izlemiyorum Adana Demirspor ama izlediğim maçlarda bence bayağı iyi. Yani o bölge oyuncusu olmamasına rağmen, daha hücumcu olmasına rağmen bence bayağı iyi işler yaptı. Milli takıma kadar yükseldi Emre Akbaba. Hani Salih Uçan seçilemiyorken Emre Akbaba'yı tercih etti. Gerçi eski öğrencisi bir taraftan ama ne olursa olsun. Milli takımın sonraday kadrosunda şu an bahsettiğimiz isimlerden kaçırdığımız bir oyuncu var mı? Anadolu takımından giden. Sen söylerken onu da düşündüm. Hani Yusuf'u söyledik. Yani Abdülkadir Ömür var. Ama o da yine son maç mesela çıkarken ıslıklandı. Abdullah Avcı ondan da bahsetti. Yani Abdülkadir Ömür'ü ben sezon içerisinde söyledim. Çıkışta olduğunu düşünüyorum. İyi de oynadığını düşünüyorum. Ama az önce saydığın üçlüyü kesecek bir performansı yok. Yok. Milli takımda da başka böyle hani Eren Elmalı var sol bekte. Yok. O da hani çok standart bir performans sergiliyor. Onun haricinde öyle bir isim yok şu aşamada. Aklıma gelen başka bir isim yok. Evet, 9-16 ufak bir bakışta attık Süper Lig'de ilk yarının dikkat çeken performanslarına göz attık. Şimdi bir araya daha gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. BTC Türk alternatif piyasaları sunar. BTC Türk'te olsan. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda Bitcoin'in fiyatı 42.768 dolar. Az önce fiyatta sert bir düşüş yaşanmış grafikten görebildiğim kadarıyla. Dün 43.000 bandının üzerindeydi fiyat. Fakat sert bir düşüş yaşamış. Bakalım devamı nasıl gelecek. TL olarak da şu anda 1.266.702'den işlem görüyor. BTC Türk alternatif piyasaları sundu. BTC Türk'te olsun.
Evet, şimdi de iddia bölümündeyiz. Bugün Premier Lig'de 5 karşılaşma var. Bugün Boxing Day mi oluyor Premier Lig'de? Yani yarın Boxing Day oluyor. Çünkü Boxing Day'de çok daha fazla maç. Bütün fixture olması lazım. Oluyordu öyle ama 3 güne gelmişler. Bölünmüş. Yarın 3 maç, Perşembe günü de 2 maç olacak Premier Lig'de. Bugün Newcastle United, Nottingham Forest 15.30'da bu karşılaşma. 18 seansında 2 maç, Bournemouth Fulham, Sheffield United, Luton Town, 20.30'da Burnley Liverpool ve 23'te de günün maçı Manchester United Aston Villa arasında oynanacak. Suudi Arabistan Pro Lig'de son şampiyon Al Ittihad, Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'la oynayacak. Bu da güzel bir karşılaşma. Doğru. İngiltere Championship'te de yine çok sayıda karşılaşma var. Belçika'da maç görüyorum. İtalya Serie B derken yine hafta içine göre ve tarihi de hesaba katarsak güzel bir bülten futbol severleri bekliyor. Senin öne çıkaracağın bir maç var mıdır bugünden Ali abi? Manchester United Aston Villa karşılaşması tabii birçok bakımdan enteresan. Neden enteresan? Manchester United, belki bilmeyenler vardır, son 4 resmi maçında gol atamadı. Ligde 18 karşılaşmada Manchester United'ın kaç golü vardır sence? 24. 18. 18. Manchester United'dan az gol atan kaç takım vardır sence? 2. Tek. Luton. Luton. Yani tablo felaket Manchester United adına. En golcüsü McTominay di en son. Herhalde gol atamadığına göre 4 maçtır değişmemiştir. Höylund'un da golü yoktu. Evet. İşte. 18 maç, 18 gol. Manchester United 4 karşılaşmadır gol atamıyor. İşte büyük umutlarla aldığı golcüsü hala Premier Lig'de skor üretemedi. O şu bu dertleri büyük. Kulübün %25 hissesi satıldı İngiliz bir milyardere. O da futbol operasyonlarının başına geçecek. Bir umut var değişim için. Neticede tabii ki Manchester United, Old Trafford bir tepki vermek isteyecek mi? İsteyecek. Fakat Aston Villa'da 10 karşılaşmadır mağlup olmuyor. Bu 10 karşılaşmanın 7'sini kazanıp 3'ünde berabere kaldılar. Geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde Sheffield'a puan vermeselerdi lider olma ihtimalleri vardı. 2023 takvim yılı içerisinde Manchester City ve Arsenal'la beraber en çok maç kazanan takım. Unai Emery ile beraber böyle acayip bir potansiyel haline geldiler. Zaten kadroları belli bir seviyenin üzerindeydi. Ama takım olarak da iyi haldeler. Şimdi bugün hani Manchester United tepki gösterir üzerinden yola çıkacak iddia severler olabilir. Ama ben o riski kendi adıma almazdım. Aston Villa'nın birden fazla gol atma ihtimalini sevdim. Onu tercih ettim ben. Tutturda da o şekilde yazdım. Yani deplasman 1.5 üstü benim hoşuma gitti. Hele böyle United, ben 4 maçtır gol atamıyorum, İşte bir çıkış yapmam lazım diye böyle Aston Villa'nın üzerine biraz bilinçsizce giderse Aston Villa cezayı çok rahat kesebilir. O yüzden benim deplasman 1.5 gol üstü aklıma yattı. Onu denedim. Sheffield United Luton maçı ligin dibinde bayağı kritik bir karşılaşma. Luton biraz toparladı. Biraz direncini yükseltti. Premier Lig'e daha çok alıştı. Bayağı şimdi rakipleri zorluyorlar. Arsenal'ı zorladılar. Manchester City'yi zorladılar. Liverpool'u zorladılar. Puan aldılar almadılar ayrı numara. Hesap ama biraz daha lige adapte olduklarını görüyoruz. Ama Sheffield'da eski menajeri Chris Wilder'ı takımın başına getirdi. Onlar da işte az önce bahsettiğimiz gibi deplasmanda Aston Villa'dan puan aldılar. Daha önceden de iç sahada Chris Wilder'la beraber Brentford'ı mağlup etmişlerdi. Benim tahminim bugün yine kazanacakları yönünde. Zor da olsa Sheffield'dan da bir galibiyet bekliyorum. Oranı da yüksek Sheffield'ın. Hani risk alacaksam ben bugün yüksek bir orandan bir Sheffield galibiyeti riski alırım. Böyle 1-0, 2-1 gibi bir galibiyet onlardan bekliyorum açıkçası. Bournemouth Fulham maçı direkt olarak gollere gidebileceğimiz bir karşılaşma olabilir. Orada da Bournemouth'ta da enteresan, yani sezon başında ligin Luton'la beraber belki Sheffield'la beraber en kötü takımı görünümündelerdi. Fakat Ayrola'nın kovulması beklenirken takımı toparladı. Son 6 maç 5 galibiyet, tek beraberlik Aston Villa karşısında. Son 6 maçta 15 gol attılar. 2'şer 3'er atmaya başladılar. Fulham'da
aslında Mitrovic sonrası çok ciddi bir gol krizine girmişti. Ondan sonra bir ara böyle toparlar gibi olurken son iki maçta onlar da skor üretemedi ama genel olarak bugün ben açık bir futbol o karşılaşmada ve goller bekliyorum. 2.5 gol üstü oranı da güzel verilmiş orada. Newcastle Nottingham'da bir ev sahibi takım galibiyeti bekliyorum. Newcastle felaket bir deplasman performansına sahip. En son da gittiler. Luton'a deplasmanda kaybettiler. Aslında iyi oldu. Çünkü bu karşılaşmada bir tepki vermeleri beklenebilir. Hani ben mesela Newcastle düşünen biri için iyi oldu o mağlubiyet. İç sahada Newcastle son 8 maçını da kazandı. Ligde iç sahada en iyi performans veren iki takımdan bir tanesi Newcastle. Aston Villa değil mi diğer? Diğer Aston Villa olması lazım ve bu 8 maçta yedikleri gol sayısı 1. O kadar iyi bir performansa sahipler St. James Park'ta. Bugün de ben kazanırlar diye düşünüyorum ama kazanırlar ve 1.5 gol üstü biraz daha oran olarak bizi kurtarabilir. Diğer maç hangisiydi? Burnley-Liverpool var. Burnley-Liverpool'da da yani Liverpool'un deplasman performansı biraz sıkıntılı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Fakat Burnley'nin genel anlamda oyunu sıkıntılı. Yani geçen hafta mesela Fulham'ı yendiler. 2-0 yendiler deplasmanda. Beklenmedik bir galibiyet aldılar. 2 kaleyi bulan şutları var. 2 golleri var. Fulham'ın 19 şutu var. 19 şuttan gol çıkaramayan, %66 toplu oynayan bir Fulham var. O karşılaşmada ama ona rağmen Burnley kazandı. İç sahada 9 maçın 8'ini kaybettiler. Sadece bir kez kazandılar. O galibiyet de Sheffield'a karşı. Yani Burnley'nin işi çok zor. Bir de Burnley'nin etrafındaki tüm takımlar ligde bir şey hareket geçirdi. Şöyle hareket geçirdi. Mesela Luton az önce bahsettik ya. Lige böyle alıştı biraz daha adapte oldu dedik. Sheffield teknik adam değiştirdi. Ondan sonra Nottingham teknik adam değiştirdi. Steve Cooper gitmez derken o gitti. Hani bir kıpırdanma oldu o takımlarda. Bir şeyler yaptılar. Burnley sanki kampanyaya biraz fazla takıldı gibi ama oyun olarak pek gelişmiyorlar. O yüzden de ben o ayrılığın da bir noktada kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. Eğer Liverpool bugün kazanamazsa büyük sürpriz olur. Handikaplı kazanamazsa da ayıp olur. Düz galibiyeti 1.29 evet. İddiada oranda bu şekilde. Al-Ittihad Al-Nassr maçı günün önemli maçı. MBS 1 olarak oynanamıyor şu anda. MBS 3 olarak o maça da dileyenler bahis yapabilirler. Sport Plus verecek maçı. Veriyor karşılaşmayı. Oradan da takip edebilirsiniz. Karim Benzema ile Cristiano Ronaldo. Real Madrid'den iki eski takım arkadaşı bu karşılaşmada eğer bir sakatlıkları yoksa karşı karşıya gelecekler. O açıdan önemli bir karşılaşma. Tabii orada Al-Hilal açık farklı lider Suudi Arabistan Ligi'nde. Al-Ittihad liderin bayağı bir gerisine kaldı son şampiyon olmasına rağmen. Onlar için zor bir dönem. Al-Nassr çok daha formda ki iddia oranlarında da Al-Nassr 1.49 deplasmanda galibiyet oranı. Yani çok fark gözüküyor burada oranlardan zaten form durumları da anlaşılıyordur. Evet iddia bölümümüz bu şekilde. Şimdi az önce sıcak bir açıklama yapıldı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Aslında biletleri bir %25 indirimden mi geldi? Yok. Ah, tutturamadım. Başka ne olabilir? Federasyon neyi açıklamış olabilir sence? Federasyondan ne açıklamış bakalım, olabilir? Görmemişsin demek ki. Görmedim. Bir senin aklını zorlayayım ama. Cezalarla ilgili... Yok bu saatte açıklanmaz ceza. Saat daha doğru. Onu düşündüm öyle bir şey olamaz. Ha Süper Lig'in şarkısını yaptılar. Yok. Öyle olsa bu kadar durgun sorar mıyım YouTube sana? YouTube hesabını yenilediler. Yok. Devre arasında konser yapmaya karar verdiler. Yok. Yanlış. Bu da mı değil? Dıt. Bütün zaten şeylerini TFF'nin saydım. TFF'nin görevleri bunlar değil mi? Evet. Yani bütün reformlarını saydım TFF'nin. Ne olabilir ki yani TFF başkanı yapmış olabilir ki? Sosyal medya hesaplarında yeni bir avatar mı kullanıyor? O da mı değil? Dıt, o da dıt. Neymiş peki? 2024 yılı FIFA hakemleri listesi belirlendi. Oo, çok sert konuymuş. Evet, gerçi iki gün önce ortaya çıktı. TFF nedense çok geç açıkladı bunu. 1 Ocak 2024 tarihine itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede FIFA hakemi olarak Zorbay Küçük, Kadir Sağlam ve Bahattin Şimşek
erkekler de o hakkı kazanmışlar. Melek Dakan da yine kadın hakem olarak FIFA hakemi olmaya hak kazanmış. Bunlar yeni eklenen isimler. Peki kimler yerine bu isimler listeye dahil edildi? O yazmıyor ama ben söyleyeyim. Ali Palabıyık gitti. Yaşar Kemal Uğurlu gitti ve Erkan Özdamar. Bir ara çok gündemde olan bir hakemimiz Erkan Özdamar. Son zamanlarda ne yapıyor Erkan Özdamar? Bilmiyorum. İyi mi? FIFA hakemliği yapmadı kesin. FIFA hakemliğinden de alındı kendisi. Bu isimler yerine yeni 3 isim geldi. Peki toplam liste neydi? 7 hakemimiz var erkeklerde. Halil Mutmeler, Abdülkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler yerlerini korudular. Ve Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek eklendiler. FIFA yardımcı hakemi olarak Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral ve Merve Turan seçilmişler. FIFA video yardımcı hakem olarak da Serkan Tokat ve Mustafa İlker Coşkun yine hak kazanmışlar ki tahmin edebiliyorum şimdi bu hakemlerle ilgili de tartışmalar sosyal medyada çıkacaktır. Mustafa İlker Coşkun son derbinin varı mıydı? Bilmiyorum vallahi Mert. Serkan Tokat'la da ilgili zaten Fenerbahçe cephesinin çok büyük eleştirileri var. Onun Galatasaraylı olduğunu iddia ediyorlar. Buradan da yine bir tartışma çıkar diye düşünüyorum. Hakem listemiz bu şekilde açıklandı. O zaman 9.33 olmuş saatlerimiz. Reklama gidelim, son bölümde de toparlayacağız. Dinleyicimiz Erdem Özkan'dan da bir ilk 11 gelmiş Süper Lig'de ilk yarıyla alakalı. Dönüşte onu okuyarak başlayacağım. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet, 9.42 saatlerimiz. Reklam öncesi bir dinleyicimizin 11'ini paylaşacağım demiştim. Erdem Özkan şöyle bir 11 göndermiş. Bir Fenerbahçeli bu arada kendisi, onu belirteyim. Muslera, Sasha Boy, Davinson Sanchez, Jiku, Ferdi. Burada Ali abinin 11'ine daha yakın bir 11 diye düşünüyorum değil mi? Senin beşlin bu Jiku, Davinson Sanchez ikilisi. Sen Abdülkerim yerine Jiku'yu tercih etmiştin diye evet. Aklımda kaldı. Evet. Orta sahada Vukovic... Benim 11'imi yazacaksa yok, şey olsun. Geri kalanı olsun. Çok farklı. Vukovic'i koymuş Pendik Spor'dan. Küme düşme hattında Vukovic Pendik Spor'dan onu koymuş. Bilmiyorum tabii, ben müthiş Pendik Spor maçları izlemedim. O yüzden bilemiyorum ama hani bana göre Torreira varken başka bir oyuncu o bölgeye konmaz. Fred koymuş, Szymański'yi koymuş. Sağda Yusuf Sarı var. Solda Tiam var, ileride de Dzeko'yu tercih etmiş. Böyle bir 11'i var. Yedek olarak da İsmail'i, İrfan'ı, Kerem Aktürkoğlu'nu ve Icardi'yi ve Onuachu'yu tercih etmiş. Icardi'yi de Dzeko'dan daha çok penaltı golü olduğu için ilk 11'e almadığını söylemiş ki Icardi ile ilgili istatistiği az önce paylaştım. Son 12 resmi maç toplam 2 gol, biri de penaltıdan. Penaltılarla ilgili yaptığın yıllar boyu süren algı çalışmasında karşılığını buldu. İnsanları manipüle etmeyi başardın. Gözlerim yaşlı şu anda benim de. Penaltıya olan hassasiyet, hatta ben geçenlerde kimle ilgili konuşurken penaltı rakamını es geçtim. Normal gol sayısı gibi söyledim. Hemen bana uyarı gelmiş. Onun penaltıları var içinde. Niye öyle söylüyorsun diye. Artık Aytaç'tı. Aytaç işi mi olmuştu? Hani uyaran noktadan uyarılan noktaya da geldim. Evet. Mutluyum bu konuda. Algının gözü kör olsun, böyle evet. Bir şey işte. Yani algı olarak evet yansımış olabilir ama öyle bir niyetim yoktu. Demek ki siz de bana yakın düşünüyormuşsunuz ki benimsediniz. Yani benimseyenler oldu en azından. Sen hala çok benimsemedin yani, diye düşünüyorum. Erdem Bey'in 11'i şey gibi olmuş. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulları gibi. Bir Fenerbahçeli, bir Galatasaray, bir de Beşiktaşlı alalım demiş. O da hani Anadolu takımından oyuncu almadım demeyin diye Pendik Sporlu oyuncuyu koymuş. Tiam'ı zaten koymak şey zorunda hissetmiş kendini. O yüzden Erdem Bey'i TFF'ye davet ediyoruz. Yeni yönetimde belki de. Yeni yönetimde kendisi görev alabilir. Denge politikasıyla beraber. Dün Mehmet Büyükekşi ödül aldı. Sen görmemişsin herhalde. Gördün mü? Gördüm ben. Yani. İnanmak istemedin ya da herhalde. Zeytung haberi mi diye düşündüm. Yok canım.
Türkiye'de ödül almak basit bir şey. Evet. Çok önem atfetmiyorsun zaten. Yani. Normalde de ben de atfetmiyorum tabii ki ama dün kendisi de bir ödüle layık görüldü. Ne ödül aldı? Özel ödül herhalde. Tam ben en iyi de... web sitesi tasarım. Tasarım ödülü. Bilmiyorum, bireysel tabii kendi adına bir ödül almış. Onu da laf arasında söylemiş olalım. Şimdi son bölümde az önce FIFA olan hakemlerden, yardımcı hakemlerden, VAR'lardan bahsettim. Mustafa İlker Coşkun da onlardan birisiydi ve VAR'da görevli hakemdi. Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre Galatasaray maçın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u TFF şikayet edecek denmiş. Zaten dün Erden Timur gerekli girişimleri yaptık demesinden kasıtlardan biri herhalde bu VAR'daki hakem. Diğeri yine haber içeriğinde Galatasaray Kulübü Bein Sports'un Fransa'daki merkezine de şikayette bulunacak. Jiku ile Icardi arasında yaşanan pozisyondaki kamera açılarının ekrana hani tamamını ya da önemli kısmını gelmediğini düşünüyor Galatasaray cephesi de. O yüzden de böyle bir şikayette bulunacakmış habere göre. Hatta Icardi karşılaşmadan sonra çok sinirlenmiş. Fotoğrafını çekmiş kendi gözünün, paylaşım yapacakken ikna edilmiş. Paylaşım yapmamış çünkü paylaşım yapsa ceza alabilir endişesiyle ikna edilmiş. O fotoğrafı kulübe atmış. Kulüp sonrasında o fotoğrafla birlikte bir paylaşım yapmaya karar vermiş. Bakalım. O mesela şimdi... o da çok eleştirildi. Yani Icardi'nin gözü o pozisyonda mı varmadı ki diye o da çok eleştirildi. Yani Fenerbahçeliler de onun üzerinden gitti mesela. Tabii Galatasaray cephesi de herhangi bir geri adım atmadı o paylaşımla alakalı olarak. Yani iddiası Galatasaray'ın Jiko ile olan o penaltı pozisyonunda gözünü morardığı şeklinde. Fenerbahçe cephesi karşıt bir görüş bildiriyor. Bakalım onunla da ilgili neler olacak. Şimdi Cuma Süper Kupa maçı var. Öncesinde herhalde Perşembe günü bir basın toplantısı olur. Normalde Süper Kupalarda yıllardır benim hatırladığım hep ortak basın toplantısı. İki futbolcu, iki teknik direktör yan yana olurdu. Ama bu sefer Fenerbahçe cephesi biz aynı masada olmayacağız diyorlar. Her seferinde diyorlar. Olduğumu bilmiyorum ama defalarca oldu. Yani benim aklımda son zamanlarda hep öyle görüntüler vardı. Beraber ama, kupayı tutarlar, gülerler. Evet, öyle pozlar hep klasik oluyordu. Bu sefer belli ki olmayacak. Fenerbahçe cephesi istemiyor. Bu arada Erden Timur'dan gün içerisinde bahsettik programda. Bir de transferle ilgili dün Levent Tüzemen sahnede bir soru sordu. Kendisine çilek transferleri yapılacak mı diye. Bu sefer çok temkinli gördük Erden Timur'u. Umut vermemek lazım dedi. Bakacağız dedi. Elimizde de bir oyuncu grubu var. İşte bütçemize el verirse belki yaparız gibi şeyler söyledi. Okan Buruk'a bakıyorum. Hiç bu tarafa bakmıyor. Belli ki o da istemiyor dedi. Bayağı yani devre arası için taraftar umutlanmasın dedi aslında dün Erden Timur açıklamasında ki zaten Okan Buruk'un da aslında bu tarz transferlere de çok sıcak bakmadığı söyleniyordu. Kendisi çünkü birinci ağızdan ben Raşit'i istiyorum demişti. Tete alındı, Ziyech alındı o bölgeye. Zaha geldi. Büyük ihtimal sorsanız Okan Buruk istemiyordu. Takım da şimdi başarısız ya da görece o oyuncular başarısız olunca takım demeyeyim yanlış oldu. Şimdi Okan Buruk sanki eli biraz güçlendi. Transferdeki söz sahibi olma konusunda. Biraz daha Okan Buruk'un daha çok istekleri yapılabilir. Ben Erden Timur ve Dursun Özbek'in istediğini yapıldığını düşünüyorum yaz döneminde ağırlıklı olarak. O yüzden şimdi o tutmadı. O yüzden daha durağan bir transfer sezonu görebiliriz. Ama bir sol bek alınacak herhalde. Ha, onlar olur. Klasik hani Anelinho'yu göndermeye çalışacaktır. Endombele'yi belki göndermeye çalışacaktır. Hani yapılması gerekeni yapar ama hani böyle illa yıldız olsun Fenerbahçe'nin elinden alalım olacaktır. Evet, transfer döneminde o kadar yükselmez beklenti. Katılıyorum ben de sana. Fakat hani Galatasaray'dan da beklenen hamleler var. Sol bek kesinlikle, 8 numara kesinlikle. Çünkü tabii Sergio Oliveira'da. Aynen, Sergio Oliveira'da sakatlanınca. Hı hı. Oraya bir takviye düşünülüyor. Erdem Özkan Savic yerine Vukovic yazmışım demiş de Savic kim şu anda Süper Lig'de orta sahada Savic diye bir oyuncu acaba dinleyicimiz bir daha mı karıştırdı? Savic diye bir isim çağır. Milinkovic Savic var. Suudi Arabistan Ligi'ne gitti. Ondan ya aynı espri yapacaktım. Kendimi tuttum. Sen yaptın. Teşekkür ederim. Dayanamadım. Ya da Fenerbahçe'ye gelmesi muhtemel Atletico'lu Savic vardı ama şu an Savic deyince bende bir çağrışım yapmadı. Umarım dinleyicimiz yanlış yine yazmıştır. Yoksa ben pot kırıyor da olabilirim. Artık programı da kapatacağız. Program sonrası yazarsa dinleyicimiz. Şey mi? Yani işte Türkiye'de çıkan hemen sözcü yaptığım zaman Savic bir tek şey gözüküyor.
Vukan Savicevic gözüküyor. O da Giresunspor'da. Yok, onda değil. Demek o ki yine değil. Yanlış bir isim oldu dinleyicim. Trollüyor mu programı? Ne yapıyor? Erdem Bey de normalde hiç trolleyecek biri olmadığı için gönül rahatlığıyla okuyorum mesajlarını. O bir daha yazar bize. Son olarak da Erkan Özdamar'dan az önce bahsettim. Ne yapıyor, ne ediyor diye. Onu da söyleyeyim, öyle bitireyim programı. Erkan Özdamar Süper Lig'de en son 27 Ekim'de maç yönetmiş. Kasımpaşa İstanbulspor müsabakası 10. hafta. Şu an 18. hafta maçları oynandı. Arada ertelenen bir hafta var ama hiç görev almamış orta hakem olarak. VAR'da ve AVAR'da görevi var ve geçen hafta da yine 4. hakem olarak görev almış. Onu da söyleyelim. Demek ki bir cezada kendisi. Evet, 9.50 programın sonuna geldik. Antalya Sporlu Saric. Tamam. Başka bir dinleyicimiz yazmış. Akay, Antalya Sporlu. Büyük ihtimal evet doğru, şimdi Saric deyince gelmedi ama Saric. Fenerbahçe'de de adı geçti. Büyük ihtimal yazdığı isim, kastettiği isim oydu dinleyicimizin. Onunla da birlikte programı noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Radyo Spor. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Ya.